Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin. Rızası dairesini hareket ettirsin. Gerek fiilen, gerek kelamen, ona mugayil bir şey olmuşsa niyetimize göre muamele eylesin. Yubedilullahim seyyatma sanat sırrına mazhar edip seyyatımıza sanata tebdil eylesin. Ölülerimize, geçmişlerimize Cenab-ı Hak merhamet eylesin. Usul ve furularımıza iştirak amal uhrevedeni sedar eylesin. Kim bize dua ediyorsa, kime söz vermişsek, kime de dua ediyorsak, kim hizmet-i imaniye, Kur'an'ede zerre kadar hissesi varsa onları Cenab-ı Hak ikinci anda aziz eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dima 150. 150. Dima 150. Madem beraberiz o zaman yazayım şuraya. Abdullah bunu kurtarabilecek mi? Ha, kurtardım abi. Tamam. Tamam abi. Oturup dur. Şöyle geçeyim abi. Onu yazayım ki bunu ise şu abiler. Şöyle tikirli yapmayın. Bir otur şöyle. Dima 150 Tepecik Akıl bugün ayın 28. Şimdi zeki insanlar silah-ı rahime pek dikkat etmezler. Bunlar şablondur arkadaşlar. Yani bu kesin. Yani bu herhangi bir acabası yok bunun. Bunlar kesin olan şeylerdir. Kesin keşiflerdir. Realitesi vardır, gerçekliktir bunlar. Zeka hakkında, akıl hakkında söylenen hepsi gerçektir. Zekiler silah-ı rahime pek dikkat etmezler. Niye söylüyorum biliyor musun? Doktor da burada. Tıpta, hele psikolojide tereddüt, zan, şüpheyi ima edecek bir kelam kullanılmaması gerekiyor. Hem kendisine hem hastaya. Yani şu, zannediyorum ki, tahmin ediyorum ki herhalde ki hastalığınız şu olabilir. Ondan dolayı ki ümit ediyorum ki bu ilaç size faydalı olabilir. Kimse kullanmaz bunu. Kur'an'da en çok hoşuma giden 40 icazından bir tanesi diyor ustad, ciddiyetidir. Yani tereddüt ima edecek bir kavramı yoktur. Yani olabilir, tahmin ediyorum ki galiba, muhtemelen demiyor. Bu budur diyor, bu da budur. Duruşunu Abdullah. Kur'an'ın duruşu çok etkileyen, bana o kadar böyle katkısı, yani anlatamazsın itikad ama aklımı kullanarak konuşuyorum. Öyle bir ciddi katkı yapmış ki iç alemime taşlar oturttu ki ciddiyeti var. İşin başında diyor. İşin başında bu budur, bu da budur. Şimdi diyor ki zeki insanlar silah-ı rahime pek dikkat etmezler. Bunlar ne işime yarayacak beni? Bakacağım kendime de ben zeki miyim, akıllı mıyım? Dişe vuruşlarıyla anlayacağım. Dikkat etmezler. Olayların içinde dönüp dururlarken kendilerinin her fırsatta haklı olduklarının vehmini de bilmezler. Bir sürü gerekçe söylerler. Yani anne babanı veya bir dostunu aramakta, telefonda bunun bir sürü hikmet, yani yapamadığım çünküsü olur mu? Olmaz ya, bir tane var. Anne babayı aramamanın çünküsü olur mu? Olmaz. Bak. Bir de okuyayım. Vehim burada çalışıyor. Her fırsatta haklı olduklarının vehmini bilmezler. Anlatsan da, anlatmasan da kısa süreliğine biraz seni kalı alırlar gibi gözükür. Kalı alır gibi ama demek ki zeki ile akıl arasındaki, hani çok ders var bizde, haddinden fazla zeki, akıl. Ama ruhumuza düşen ve eylemde gözüken silah-ı rahim var bu adamda, akıllıdır. Yoksa yoktur. Mesela Barla'dan çıkartıyorum bunu. 328. Mubikat-ı Seba'dan, Mubikat-ı Seba var ya, yani 52 kebairin hulasası. Helak edici 7 tane günah,
Ne demek biliyor musunuz o? 52 tane kebairden herhangi bir tanesini yaparsanız toplumu veya kişiyi çökertmez. Çökertmez yani. Mubikat-ı Seba'da olan 7 tanesinin herhangi bir tanesi bir kişide olursa veya bir toplumda olsa o toplum çöker. Her birisi, 7'si değil. Toplum çöker, onu deme. O 52 kebair, 52 tane şeytanın sıfatı karşıtıdır. Hulasasıdır. Çünkü bu benim tespitim değil. İlmi kelam ulemasının 52 tane kebair var. Bir tanesi kat-i silah-i rahimdir. Sıla demek, bağ demektir. Yani bağ. Bismillahirrahmanirrahim'deki iman bağı. Yani devrede Allah olan bir bağı reddetmek. Kat-i silah-i rahim. Silah-i rahim demek, rahimin onayladığı bağ. Yani o akrabalar, akraba falan sonra o değil. Rahimin onayladığı. Rahimin onayladığı bağ demek. En surette gözüken akrabayla ilişki. Ha, peki nedir o? Ulemanın şeyini söyleyeceğim. Biliyorsunuz biraz meşgulüm bu işlerde. Silah-i rahim. İlk önce Allah'ın dediği. Tamam. Hukukullah derler. Birincisi. Allah'ın hukuku. Hiçbir hukuk hakkı yok. İn aşağıya. Hukuku Resulullah. Demişler ki hukuku Resulullah deyince din giriyor. Kur'an da giriyor. Hepsi yani. Sonra hukuk asfiye. Asın imamı. Hukuku. Dediğini hiçbir şeyi tercih etmeyeceğiz. Sonra hukuku mutedeyn valideyn. Yani niye mutedeyn denmiş? Hukukunu bozmayacaksın ama namaz kılma deyince Allah ile çatışırsa, baştaki üç tanesiyle çatışırsa isyan etmemekle beraber itaat da yoktur. İsyan etme. Ne diyorsun sen ya falan gibi değil ama itaat da yoktur der. Zekiler kusurunu itiraf etse görünseler de kusurunu itiraf ettiği gibi görünseler de İçsel alemlerinde çok tevil ederler. Bunun en güzel misali Adem Aleyhisselam'la şeytanın simgeselliği Kur'an'da bize getiriliyor. Adem Aleyhisselam kusuru deruhte etti. Ya Rab nefsime zulmettim dedi. Şeytan tevil etti. Beni sen azdırdın dedi. Yani zekiler mutlaka böyle düşünüp Allah Allah doğru mu söylüyor, tarafı var mı demezler. Hak zannederler. Kırmamakla ya siyaset takip ederler. Tamam kardeş, tamam abi. İçinde anlamıyor ki ya. Bilmiyor yani. Durumu mu bilmiyor, olayı bilmiyor. Sırf bu pencereden bakıyor gibi. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Akıllar ders alır. Yani tarihte de öyle derler. Tarihten ders alsaydı tarih olmazdı. Tekerrür etmez. Tekerrür etmez yani bir de tarih yazılmazdı yani. Yapmak istemezmiş. Ne kadar bize dayatıyorsa nefis söyle söyle. O kadar o tarafımız şey. Aklın zevki yani bir millet karşıdaki bir insan bilirse zevk alıyor ya insan. Bu nefsaniymiş. Ne aklın ne vicdanın, ne kalbin, ne ruhun zevki değilmiş. Karşıki taraf, ooo hakikaten mi ya lan, aferin lan, sen böyle ne adammışsın denildiği zaman zevk alan nefismiş. Doğru dahi olsa. Aklın zevki hariç değil, bir kuvvet çekirdeğin bir fiil ağaç olmakmış. Akılın zevki. Yani istidat ve kabiliyetlerini, inkişafta lezzeti kendisi odur lezzet. Hariçli değil, kendisindedir. Ustad 32. sözde söylüyor. Lezzeti diyor. Lezzeti imandaki lezzet, vücuttaki lezzet, imandaki lezzet hariç olsun olmasın bizzati lezzettir. Aklın da lezzeti böyledir. Hariç de değil, istidadının yani çekirdeğin ağaç olması kendisi lezzetin kendisidir. Onun için hariç de aramazmış akıl.
akılsız zeka, yani akıl aşağıda, zeka önde ise zevkini hariçte ararmış. Zevkini hariçte arar. Bu noktadan akıl ile zeka arasında çok büyük bir, çok büyük farklılıklar ortaya çıkıyor. Dışarıda aradığımız kadar zekiyiz. Ama şunu da söyleyeyim, yani çok vesvese risalesini aldım. Yani hariçte aramamak, yani nesmi mutmaine olmuş ki o çok zor. Yani hariçte aramak, içteki dürtünün olup da onunla hareket etmese bu kemalattır. Yani şu zikzak gibi. He. Devam, o dürtecek, sen çekeceksin. Cihaz çekeceksin onu. Devamlı, evet. Tabii. Yani içimde böyle geliyor. Demek ki ben vefasız veya zekim. Hayır. O tabiatımızda var. Onunla amel etmemek, Allah Resulü'nün tabiriyle, küçük cihattan büyük cihat diyor ya, onun konuşmamak, onunla amel etmemek, muvaffakiyetin kadar akıllıyız. İçimizden dürtecek, hayır diyecek. Bak söylemek istemezdim ama, ya burada aramızda kalsın diye başlanan her şey, mağlubiyetin ifadesi. Mesela tamam, bu gibi şeyler oluyor. Bu noktadan akıl ile zeka arasında çok büyük farklılıklar ortaya çıkıyor. Akıl başkasını değil, hakikatını önemser. Kendi hakikatını önemser. Hedefini ona yapar. Bazı insanlar hakikatların peşinde, çok az kısım insanlar ise, bak bu da çok önemli, biraz daha sana bakıyor abim. Bunu yazarken aklıma geldi de söylüyorum. Bak bazı insanlar hakikatlarının peşindeyken, hakikat, çok az kısım insan ise mahiyetinin peşindedirler. Çok az mahiyetin peşinde. Hakikatçılar hakikatlarla kendilerini inşa ederler. Mahiyetçiler ise kendilerini hakikatlarla inşa ve ihya ettikten sonra kendilerini kendileriyle keşfederler, şuhud ederler. Fark nedir? Mahiyette hakikat. Kendilerini kendileriyle keşfederler. Kendilerinin kendilerinde seyahat etme fırsatı verirler. Mahiyetçiler. Mesela tefekkür nedir? Kendini keşfetme, dolaşma fırsatı vermektir. Tefekkür. Kendine ruhsat veriyorsun, kendine. Kendin kendine dolaşmaya, anlamlandırmaya, keşfetmeye fırsat veriyorsun, hak veriyorsun. Tefekkür. Kendilerini hariçte yaptıkları için hakikat bindirler, esma ile. Kendilerini kendileriyle yapınca mahiyetçidirler. Yani asıl insan yapısı, sistemi esmanın da arkasında ya, yazılım itibariyle, şunat var vesaire. Yani hariçte derken esma ile kendilerini yapılandırma hakikat ehilleridirler. Mahiyetçiler ise kendilerinde olan gizli sır ilahi, esrar ilahiye ile kendilerini kendileriyle keşfederler. Hariçte değil. Kendi kendine seyahat etme fırsatı veriyorlar. Kendi çok ilginçtir yani. Benim gibi mesela benden bana ben gitmek için. Ha, benden bana ben gitmek diye Risale-i Nur diye koştum. Niye Risale-i Nur'a gidiyoruz? Benden bana ben gitmek gibi. Risale dediğim Hasan Feyzi abi. 20 senelik diyor hizmeti. 2 senede Allah muvaffak etti. Dinde Allah ve peygamber ve alimlerinde mübalağa yoktur. Din adına kimse mübalağa etme hakkı yoktur. Ne diyorlarsa doğrudur. 2 senelik hizmetiyle 20 seneyi keşfetmiş. Niye? Sungur abiden ben 1985'te Fındıkzade'de duydum. Sungur abiden. Rüştü kardeş dedi. Ben de onlara servis yapıyordum, çay servisi. Ustad dedi ki bana diyor. Sungur, senin kalbinin derinliklerinde olan Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir. Ve Hasan Feyzi diyor ki, dersimi aldım kabu kalp senden el aman. Aman ya Rabbi. Niye bunları zikrediyorum? Birilerini yüceltmek adına değil. Yani Risale-i Nur terbiye etmiyor zannetme. Öyle sakin, sade, asude insanların neler var bilmiyoruz. Harabat ehlini sakın görme sakın. Hazinelere malik viraneler var.
kendini tanıyan Rabbini tanır. Aa işte. Mesleği. Mesleği bu. Ama hakikatçılar Rabbi tanımayla hariçte ararlar. Mutlaka böyle esma, hep esma ile. Mesela onu Osman'ın biraz sahası şimdi. 24. mektup deyince onun sahası deniliyor. Esma yoluyla Musema'yı bulmak hakikat bin ehilleridir. Bu da üstada yöntem olarak bir sene kafi gelmiş. Sanattan sanatkara diyor muhakeme şey mektubatta 284 müydü? Sanattan sanatkara yani bir mevcudat okumak var ya bizim mesleğimizde. O yöntem usta diyor ki bana bir sene kafi geldi. Peki ustada bir sene kafi gelen bir yöntem sen 10 sene 20 sene kullanıyorsun. Ülfet belası olmayacak da kim olacak ya biz olacak. O yöntem geçti artık diyeceksin kendine. 10 sene bu yöntemi kullandın. Eriye bakıyorsun şimdi çiçek. Ya mulevi. Tamam. Ölü topraktı, dirildi. Ya ay. Tamam. Meyveleri taktı. Ya rezak, ya sani, ya hakim, ya mukadir. Tamam, tamam. Bu yöntem bir sene gitti. Hadis bizde 10 sene gitsin. Bu yöntem bana kafi gelmemeye başladı. Diyor. Gelmedi diyor. 24. mektupta yani. Sonra ne yaptı? Başka bir yöntem kullandı. Sonra 286'ya gelince lezzet-i mukaddeselerden mı çekti diyor. Ya söylediğim cümle bana bir sene 284 müydü abi? 286'da abi okuyayım mısın? Oku abim o sözü. İşte o zaman rahmet-i ilahi Hakim ismini imdadıma gönderdi. Bana da masnuatın büyük gayelerini gösterdi. Masnuatın. Yani her bir masnu öyle bir mektup Rabbani'dir ki umum zişur onu mütalaa eder. Şu gaye bir sene bana kafi geldi. Bak. Sonra sanattaki harikalar inkişaf etti. O gaye kafi gelmemeye başladı. O da. Daha çok büyük diğer bir gaye gösterildi. Yani her bir mahsunun en mühim gayeleri saniyine bakar. Onun kemalat sanatının nukuşu esmasını, murasat hikmetini, hedaya rahmetini onların nazarını arz etmek cemal kemali bir ayna olmaktır. Bildim. Şu gaye hayli zaman bana kafi. Cenab-ı Hakk'a... Bu da hayli zaman. Cenab-ı Hakk'a bakan veçesi de epey beni şey yaptı. Hayli zaman diyor. O kadar. O da vermedi. O da... Ondan sonra diyor... Başka giriyor mevzuya. O sonat ve şeye bakıyor. Evet. Şunat-ı zatiyedeki şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezzehe, lezzet-i mukaddesi. Allah'ın da lezzeti var diyor. Ve o bir de gayeler, şeyler var. İşaretler var. Oradaki hikmetler gösterildi diyor. Onlar daha derin şeyler. Kainattaki. Zaten ismi... O hikmet ve gayeler daha derin. Yani ille-i gaye ve daim muktezi olarak iki şey var diyor. İşte şunat-ı ille-i gaye, daim ve muktezi şey olarak böyle ayırıyor iki şeyle. Öyle gidiyor mevzu yani. 18. mektuptaki misalle giriyor mevzuya. Orada afaktan nefise mi geçti artık o? Artık mukaddese geçiyor. Yok. Afaktan zaten ilk bir sene kafi gelen yer afaktan enfuse geçmiş zaten. Tamam. Enfuste gene bu. Ama burada nur talebelerini diyor ki bununla ben yöntem kullanıyorum şimdi burada. Yani orada gördüm, benim anladım, kendimi uyguladım. Bak bir sene bu yöntem geldi. Sonra başka bir yöntem de geldi diyor. Hayli zaman o da şey yaptı. O da bitti diyor. Bundan sonra daha ilerisi kafi gelmeme başladı. Kafi gelmeme başladı o da. Bunlar hepsi gaybane marifet abi. Evet. Onlar. Ama ondan sonra ne oluyor? Hazırane ve muhatabane makamına çıkıyor. O dahi ve muktazi gösterildi. Evet. O daha iki perde sonra o da geliyor. Yani. 24. mektup. Onun için... 3 tane Risale hakkında 18. mektupta diyor ki 18. mektupta felsefeyle, beşeri düşünüşle, tefekkürle vesaire kesinlikle keşfedilemeyen, edilemez, bilinemez, ortaya konulamaz 3 tane eser diyor. 24. mektup için söylüyor. 29. söz ve 30. söz için söylüyor. Bu beşeriyetle bilinemez, olamaz. Yani sen de beşersin, benimle alakası yok diyor. Biraz da okuyayım, kesiyorum dersime başlayacağım. Bu şeyle beraber abi, o şey ne dedi? 19. mertebede ayet-i kübrada bana diyor kafi ve vafi geldi değil mi? Bu söylediği evet. Hazırane ve muhatabane makamı. Kafi gelmiş ki daha ileri gidememiş mi diyordu? Evet, kafi geldi ki daha ileri gidememiş. Evet, öyle diyordu. 19. mertebeyi. Evet. Mahiyetçiler ise kendilerini hakikatlarla inşa ve ihya ettikten sonra, mahiyetçiler hakikati de kullanıyor. Kendilerini hakikatla ihya ve inşa ettikten sonra kendilerini kendileriyle keşfederler.
şuhud ederler, şahit olurlar. Şahit olduğu kadar kendisi kendisine şehittir. Son şeyim, sorun neymiş? Kendini kendisine kullandırma. Sorun nerede? Niçin beceremiyorum? Kendini kendine kullandırma, keşfetme yetisi ve yetkisini vermemesi kişinin. Sorun nerede? Kendisi kendisine yetki vermiyor. Neyle yapıyor bunu? Gaflete dalarak, unutarak, ahlak-ı seyyiye, hasettir, gıybettir, tenkittir. Tenkit aslında öyle bir salgın hastalığıdır ki Allah kimse muptela etmesin. En ufak bir şey koronaya da benzemez. Öyle, mesafe de yok. Maske sorunu da yok onda. Acayip bir şey. Tenkit hastalığı aslında ruhsal bir hastalığı olduğunu külliyatta gördüm. Sakın sakın kardeşini tenkit etme. Nerede yazıyor en çok? 13. şua, 12. şua. Tenkit asrın salgın veba hastasından çok beterdir. Peyşamiye'de en müthiş maraz ve musibetimiz cerbeze ve kurra istinad eden tenkittir. Tenkit. Öyle acayip bir şey ki. Yani ama altında bir sürü hikmet de sayarsın. Hayır. Hiçbir şey saymadan bu hastalığa giriftar olmayacağız. Tenkit etseler, küfretseler de ses yapmayacaksın. Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Cevap vermiyoruz, yapmıyoruz. Ama tenkit edenleri mesela bir tanesi yazmış. Kim ya gönderdi? Osman mı gönderdi? Birisi bana gönderdi. Abi bir yerde bir yere yazdılar dedi. Yoksa yeğen mi bana o yazı gönderdi? Ya diyor tamam diyor. Bak ben bu adamdan tenkit ediyor. Ama Allah ondan razı olsun. Diyor ki ders ortasında diyor. Hakkındır diyor. 3-4 de derse katıldığını şahitim diyor. Canım. Ama diyor kahve, çaylar falan. Full. Çekerken biraz dikkat et diyor. Risale-i Nur Nezihane dersine çakışmıyor. Çok doğru söyledi. Ben de aldım dersi. Tamam dikkat edeceğim. Biraz da öyle rahat hareket etmeyeceğim. Tenkit değil mi? Tenkite. Ama Hazreti Ali'nin söylediği tenkit rendeş diyor. Hakikati rendeş diyor. Risale-i'nin nezihane dersine beni rahatsız ediyor diyor. Dersten kopuyorum diyor. Kapatıyorum. Tamam. Yani biraz da dikkat et diyor. Yani biraz serbest hareket etme. Doğrusu. Bunun da tenkitin de ölçüsü var. Tenkit edilemez diye bir şey yok. Tenkit edilebilir. Tabii tabii. Onun yöntemini bilmiyoruz. Böyle paldır küldür ortada. Mesela diyelim ki, ya Osman kardeş ya, doktor bir. Olmaz kardeşim. Ya bu olmaz böyle tenkit ya. Nedir o? Kim kime, neyin, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat, uslubuna. Ya hususi söylersin. Çekersin. Uslub kullanırken, ya ben böyle anladım. Acaba böyle mi ya? Tamam. Osman abinin okuduğu yerde, Hütbe-i Şamiye'de kurura tekabül edin diyor. Cerbezeli kurura. Devamında da direkt şeyi divan mertebeleriyle anlatıyor. Allah Allah. Ha, oku bakayım bir de ama yavaş oku. Başla bir daha. En müthiş maraz ve musibetimiz. En müthiş maraz ve musibetimiz. En müthiş. Cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Cerbeze ve gurura istinad eden. Gurura istinad eden tenkittir. Cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Tenkidi eğer insaf işletirse insaf hakikati rendeşler. Tamam. Doğruyu eğer, bulurum yani. Eğer gurur istihdam etse tahrip eder parçalar. O müthişin en müthişidir ki akaidi imaniye ve mesaili diniye girse. Zira iman hem tasdik, hem izan, hem iltizam, hem teslim, hem manevi imtisaldir. Şu tenkit imtisali, iltizamı, izanı kırar. Uf. Tasdikte de bir taraf kalır. Şu zamanı tereddüt ve evhamda izan ve iltizamı tenmiye ve takviye eden nurani sıcak kalplerden çıkan müsbet efkarı ve müşevvik beyanatı hüsnü zan ile temaşa etmek gerektir. Bir taraf hani muhakeme dedikleri şey muvakkat bir dinsizliktir. Yeniden mühtedi ve müşteri olan yapar. Ya. Bak diman mertebeleriyle anlattı. Son şeyimizi okuyorduk. Demek ki sorun nerede? Kendin kendine yeti vermiyorsun, yetki vermiyorsun seyahat etmeye, keşfetmeye. Ne demek o? Ahlak-ı seyyi işte bunlar. Vefasızlık, tenkit. Ondan sonra cerbeze. Cerbeze neydi? Aklın ifrat modu. Aklını aklınla, zekanı zekanla tanırsın, inşa ve iha edersin. Aklını aklınla, zekini zekiyle tanırsın. Mesela tanır insan. Ustad bilir. Ustad diyor ki bilir kendisini insan. Mesela haksız olduğunu hafif böyle içine döndüğü zaman böyle bildiği gibi bunu da bilir. Bir başka ile
sorun, bir başka sebep şu. Aklınla zekayı tanırsın, bununla ihya olursun. Aklınla zekayı tanırsan, ihya olursun, hayat bulursun. Zekanla aklı tanırsan, inşa olursun. Yani zekanla aklını tanırsan, dimağda, inşaattan kalsın kafamıza. İnşa olursun, taşlar konur. Fakat aklınla zekayı tanırsan kalpte ihya olursun. Ve böylelikle bugünkü ısırmamız bitti. 20 geçe başlamıştık. 54 geçiyor. Yani 34 dakika okuduk. Şimdi taakkul dersimize başlıyoruz. Ama bu ısırma adına tabirat-ı nuriyenin içini doldurmaktır. Hayatta, içsel hayatta, beşeri münasebetlerde bir ilk önce içsel hayat, beşeri münasebette, aile hayatında kullanılacak şeyleri yapıyorum. Isırmakta. Şimdi gönderdiğim size, Meclis-i Nurani'ye gönderdiğim sayfalardan 37. sayfada İnce Mesnevi Nuri 87. İnce mi? Sen Meclis-i Nurani'de yoksun değil mi abi? Tamam, yani demek ki olmaman gerekiyormuş. Şey, yöneticiler var böyle. Bir tane yönetici bu işte. Alsın işte seni. Almıyor mu? Derecemiz. Daha yukarıya çıkmadı diyorsun. Tamam ya. Evet, kurdu. Gördünüz mü 87? Bir tanesi gördüm değilse ben de... Abi be. Gördüm. Ha, çıkartmışsın. Var. Vay be. Ben de ipim 87 değil yani. Ha, Allah Allah. Sen? Kaçta? İpim 87 değil. 87'de miydi ipin? Mesnevi'de. Allah Allah. İşte vafuka bak. Dersi de oradaymış onun. Zikreden adamın feyzi ilahi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bu çok önemli. Bunu çok sordum. Çok benim ilgimi çekmiş. Mesela zikrediyor. Mesela çıplak şey yani. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Hasan, 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 Hasan. Fikret, 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 Fikret. Fikret ama bu bir zikrin en şeyi. Zahirsi, kışrı. İçeriye doğru nedir? Hem Fikret diyeceğim ama hem de sıfatını söyleyeceğim. Fikret merhametlidir. Fikret anlayışlıdır. Fikret çok vefalıdır. Bak birincisinde Fikret Fikret var. İkincisinde de var ama sıfatı var. Diyor ki zikreden adamın Allah cevapsız bırakmıyor. Feyzi ilahi celbeden Allah'a celbediyormuş. Yani haşa. Adetullah kanunu itibariyle ağaçlar yanını celbettiği gibi muhtelif latifeleri vardır Allah'a celbeden. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Yani senin şuuruna düşer düşmez. Bir kısmı da şuursuz. Yani şuurlara tabi değildir. Buradan ne çıkarttık? Şuur aklın sıfatıymış. İçeriği. Böyle ince şey gibi kanavet yaparlar böyle hanımlar kızlar. Tek de böyle böyle sen bakmaktan bile yorulursun yani. Onlar yapıyor böyle. Ha, biz de dimağın içerisini böyle kanavetsa gibi yani oya gibi oyuyoruz yani. Yani şuur bak nasıl çıktı. Aklın sıfatıdır. Bir yerde derse işte ders yapılırken veya sen ben hepimiz. Şuur nedir? Aklın sıfatı kardeşim. Birinci şuur. Birinci şuur ve ikinci şuur vardı. Evet. İkinci şuur vicdandaydı değil mi? Evet. Çünkü ikinci şuur. Bu kalp ve evet. Aklın diye iki birinci şuurlediğinden evet. Başlıyor. Bu birinci şuur. Birinci şuur. Mesnevi Nuriye 11. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab, perdedar-ı desti kudret ola aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesirafikiden. Burada ne anlamışız? Akıl esbab aleminde işliyor, vazifesi bu. Bu sağa akıl. İzzet ve azamet aklın nazarında esbabı iktiza ediyor. Ama bak, İzzet ve azamet esbabı akıl için iktiza ederken, yani izzet ve azamet esbabı aklın izzet ve azameti için istiyor. Lazım o. Fakat tevhid ve celal esbabı istemiyor. Akıl esbabsız ihata etmesi lazım. Yani bunu öğretiyor akla. Sırf takılma diyor esbaplıya. Aklın mülk tarafı izzet ve azamet
melekut tarafı tevhid ve celal olmalı. Yani Allah iktiranda söylüyor değil mi lemalarda? Başka yerde de şey diyor abi, tevhid ve ehadiyet diyor. Celal ehadiyete denk geliyor burada. Acaba yani bunun ne hikmeti olabilir? Mesela bu ikisi de bizim dışımızda. Ehadiyet deyince insana taşınıyor. Ehadiyet, insandaki şeyi. Burada celal, tevhid de celal bizim dışımda. Yani alemdeki bu süreç. İnsanın aklı da fotoğraf çekiyor ya aklı. Aklı eğitiyor. Diyor ki, sana diyor değer veriyor. Yani iktiran neydi? Allah esbabla sonucu beraber yarattığı için hep böyle gördüğümüzden dolayı sebebi çok yakın zannediyoruz yani. Sebep yaptı gibi gözüküyor. Oysa ikisini bir anda yapıyor. Ama kainatın kuruluşunda sebep yoktu. Sebepsiz yaratılmak. Bu nereye tekabül ediyor Esma? İsmi Azam'a. İsmi Azam esbapsız yaratmak demektir. İsimler ise esbaplıdır. İsmi Azam esbapsız mı? Esbapsızdır. İsmi Azamlar esbapsızdır. Yani arkaya geçer. Onun için esbap hiç kullanmaz. Mesela nehre geldi, geçecek. Fırtına var, karşıda çocuk okutacak, insanlara ders verecek. Yani dünyalık değil yani, para kazanmak değil, gene ahiret. Gene, oysa ismi azama mazar, esbapsız kullanabiliyor. Geçebiliyor şeye, suya batmadan, yürüyüp geçebiliyor nehrin üstüne. Ama Hasan-ı Basri Hazretleri kullanmıyor. Esbab alemini kullanıyor. Öteki zaten hep unutuyorum adını ya. Habibi Acem. O kullanıyor. İkisi de makbul ama şey diyorlar ki İmam-ı Gazali Hazretleri şey. Ne kullanıyor esbab olarak abi? Geçmiyor. Yani mesela diyor ki karşıya geçecekler ikisi, fırtına var. İkisi de ders verecek karşıya. Bekleyelim diyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Yani dinsin. Habib Acem diyor ki yani o zamana kadar insanlar böyle neye gerek var diyor. Bu kadar ders için gelmişler, oturuyorlar. Hem halk hem şey. Birisi talebeler girecek, birisi topluma ders sohbet yapacak. Yani bunlar diyor yani bekleme insandır yani. Bekletmeyelim. Birbirimizi tanıyoruz diyor. Birbirimize ne yapacağız yani? Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Şimdi diyor bu esbaplı alemi hani sandalı beklemek niçin? Deniz durulacak. Sonra sandal gelecek, benim geçeceğiz. O zaman kadar geç olur diyor. Onlar dağılır. Esbapsa şeyi kullanalım. Yani yürüyerek geçelim suyu diyor. Yürüyerek geçelim. İkisi de geçme yetkisine sahip. Yetkiyi aldıkları için yetkiyi kullanıyorlar. Diyor ki bunu diyor Allah bu işin vermedi. O da mukaddes olduğunu söylüyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu medar bahsediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Hasan-ı Basri ile Habib-i Acem hangisi daha böyle? Diyor ki Allah'a en cami nedir? Mesela nur var, hava var, su var, toprak var. Allah'a en cami, en kesif en camidir. Sırrınca cismaniyet meleklerden insanı imtiyazlı kılıyor. Kesif olduğu için. En cami. Yani karanlık ne kadar şiddetli olursa nur o kadar gözüküyor. Diyor ki beşeri, diyor ki Hasan-ı Basri Hazretleri hayır kullanma diyor. Ders dahi olsa. Ben kullanmayacağım dedi. O tekisi kullanıyor ve geçiyor. Hasan İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki indimizce diyor. Hasan-ı Basri üstündür. Niye? Ders verecekti o sebebi kaybetti. Ama esbab aleminde Allah'ın adetullahına itaat etti. O yetkisi olduğu halde. Peki hangisini kullanacaksın? Hangisi senin işine geliyorsa o makama gelirsen o zaman düşünürsün Abdullah. Sebepsiz mazar olursan. Ben geçerim. Geçer. Şey çünkü niçin biliyor musun sen de ben de? Ya orada ders var ya ben para kazanmaya gitmiyorum ki. Derdik. Ama çok yüksek bir ruh. Yapabilirken yapmamak hakikaten. Hasan-ı Basri olacak. Sırrı çok büyük abi. Diyor ki Allah'ın rızası Allah'ın adetullahındadır diyor. Evet. Allah'ın rızası Allah'ın adetinde olduğu için rıza burada beklemektir. Evet. O da diyor ki rıza hayır diyor ders yetişmektir. Bu yetki boşuna mı verdim sana diyor. O da haklı. Hasan abi sen olsan ne yapardın? Geçer miydin? Yani ben Hasan-ı Basri iddia edeceğim değil ki bende şöyle bir hastalık var. Hizmet için, umumi hukuk için kendimi hiçbir şahsi hukukumu nazara almam.
bak beraber de böyle bir şey olacağım bilsem bile ben cemaat için, şey için, çocukları okutmak için Allah-u Alem geçerdi. Yani yalan değil, geçerdik yani. Geçmem diyen çok az olmaz yani çok. Mehmet abi geçmezdi. O geçmezdi belki. Ondan biraz şüpheleniyorum. Ben geçerdim ama... Doktor geçerdi. Geçer abi. Esbaba uyardı. Esbaba uyardı. Çünkü kaç sene esbabı işlediler beynimi. Onu da nazara alın. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, tıpta. Sebep, sonuç kesinlikle hele tıpta. En zirvede. Mesela kimyada da öyle. Fizikçiler öyle değil ama. Yani fizikçiler hep esbapsız düşünüyorlar böyle. Hani buluşçu ya. Fakat kimyacılar ille esbabı iz sürerler. Çok zordur esbapsız. Kimyacılarla tıpçılar. Onun için onlar şu bizim şeylerimizde biraz tenkitif, o cinsten fazla alıyorum yani. Hatta diyorlar ki sağ solmadığı şeye giriyor. İlahiyat Fakültesi'nin bir tane zatı, profesör, ismini vermeyeyim kardeşlerden ama çok güzel dersleri oluyor. Fakat sağ solmayan şeylere giriyor falan diyor. Zannediyorum Allahu Alem herhalde bu bazı tıbbi şeylerde şizofreni gibi. Kardeşim ben detayını bilmiyorum. Bedensel hayatı hakikaten bilmiyorum. Bilmem doktor kardeşim. Nerede bileceğim? Ama ben de üniversite diploması varsa benden ortaokul diploma var mı diye sorma. Ben bedensel işleyişim bu hücre bu olur mu demiyorum. Ben doktor burada ilaç söylediği şeyi içiyorum. İçmedim yok yani. Ama sebepsiz de düşünmenizi istiyorum. Yani sebepsiz icraat Allah'ın ismi azabıdır. Sebepsiz düşünme, kalbi düşünme. Aslında zihinle düşünme gibi bir şey. Evet. Sebepli düşünme, dimağla düşünme. Yani... Bak işte o. Dimağla düşünme. Ama şunu da bilin ki Allah'ın icraatı sebepler içinde olduğu gibi Allah sebepsiz de yapıyor. Bırak onu. Ha, o zaman nedir o? Ben şu arkadaş yapıyorum. Nasıl ki böyle bir düşünce, bir kötü haber sistemi çökertiyor. Bir iyi haber de şey yapar. Peki benim işim biraz şu. Bedensel hücrelerden, dokulardan, beyninin doplarından değil. Yani iltizam, itikat, izan. Bunların ilişki ve çelişki. Buraya bir bomba atınca ne oluyor? O adam serbest bölge bomba atıyor böyle. Ne oluyor? Ben Allah şahit, yalana şahit olursam kafir olan olur diyor Muhteka 163'te. Bilen insanım, geçen işte kaç gün önce size de anlattım. Ya kardeşim, gece bir vurguna saldırıya uğradım ki. Ondan sonra söyledim. Bulduğum çareler herhalde Allah da müsaade ediyor. Hani bunlarla yöntemini kullan veya bul yeni bir yöntem. kullarıma faydalı ol diye inanıyorum. Çünkü diyor haram işlemedim, ders çalışıyorum. Yattım, duman ediyor. Onu da söyledim. Onun da bir sebebi de sensin. Sebebi değil de güzel bir sebebi. Doktor. Bir tıp fakültesine, tıp fakültesi söylemeyeceğim. Habere düşmüş değil mi? Bir hoca, tıp öğreten, insanlara sağlığı öğreten, yaşamanın, sanatın, yaşamak, bilmek sanattır der. Gazali, sanattır. Yani tıp hocası, tıp öğreten, kağıt bıraktı, mektup arabasını intihar etti. Bu gönderince, sanki bir anlaşmışlar gibi, bir başka bir devletten, Kanada'da bir kardeşimiz, bir video gönderdi. 7.6 saniye, 7 dakikalık. Amerika zalimliğini kovboy namı altında Kızılderilileri orada şey diyor. Öyle sözleri var ki adamın Müslüman ancak söyler. Ya Kızılderililer öyle. Ondan sonra ve o çıplak gibi o yalandır. Küllümen yalandır. Kıta sonra kaydığı için aradı. Amerika böyle bir kıta değildi. Koptu uzaklaştı. Yani eski eserlere, Osmanlıca eserlerde gördüğümü söylüyorum. Namaz kılan toplummuş. Ben eski eserlerde gördüm yani bunu. En son mağlup olduğumda reislere bir mektup yazıyor Amerikan başkanına. Mesela şu sözü Müslümandan başkası söyleyemez. Şunu bilin ki size gücümüz artık yetmiyor fakat şunu bilin ki diyor. Toprak insana ait değil, insan toprağa ait diyor. Mesela bunu söylemek için bak, felsefeci... Bir de söyle bakayım insan... Diyor ki size karşı koyacak gücümüz yok. Yani artık sizin silahınıza falan karşı koyamıyoruz. Mağlup olduk diyor. Fakat şunu bilin ki... Toprak insana ait hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Ancak insan toprağa aittir. Ya. Yani ahireti göreceğiz diyor. Evet, yani aynen öyle. Hı hı. Yani ondan sonra onların böyle ahlak ve namus şeyleri hep İslam. Sonra anlaşılıyor, oraya geçmemişler. Zaten kıta kaymış vesaire.
Neyse. Bir daha abi şurada şey çok güzel bir şey gösterildi. Hasan-ı Basri ve Habib-i Acem ile ilgili üstünlük neden sorulsun ki? Ben şahsi kanatım birisi izzet ve azamete riayet etti. Birisi de evet. Tevhid ve celale riayet etti. Evet. Birisi mümkün biri, mü? Ama biri, üstün diye rivayet edilen o ondan üstündür diyor. Hangisi üstündür diye İmam-ı Rabbani de şöyle okudu. Onu diyor işte. Öyle bir tespit öyle diyor. İndiğimizde makbul diyor. Ha ha makbul. Yani üstünlük aslında... Ha tamam aynı ifade öyle. İndiğimizde hangisi makbul? Şimdi o zaman şöyle demek ki bence İmam-ı Rabbani de Hasan-ı Basri'nin meşrebinden. Ha meşrebinden o denilebilir işte. Diyebilirim o, ben. O başka bir şey taşıdı ama yani dur. Ama yani burada çok yani esbab pededar. Aleyküm selam. Gelseydin. Çünkü fırıncısın. Fırıncısın yetkilin vardı. Yetkin vardı. Niye gelmedin? Ha Bolu'dayım. İyi. Ha sesiniz gelmiyor diyor. Önüne bak kardeşim. O zaman önüne bak gafur kulağın bizde olsun. Allah'a emanet ol. Sesin az geliyor. Ya bura önemliydi abi. Evet çok önemli. Yani İzzet ve Azamet bir de tevhid. İzzet ve Azamet şey kullanıyor. Habib-i Acem kullanıyor. Sebepler. Tersi mi? Yok yok. Sebepler. İzzet ve Azamet. Perdedar olması. Sebepleri kullanan İzzet ve Azamet istiyor. Perdeleri istiyor. Evet. Tevhid ve Celal sebebi istemiyor. Tevhid ve Celal Habib-i Acem oluyor. Evet. Esbabı evet. istemiyor. Evet. Bak, tevhid ve celal esbabı doğru. istemiyor. Biri esbapsız hareket etmeyi tercih ediyor, biri esbaplı hareket etmeyi tercih ediyor. Evet. Yani Hasan-ı Basri... hareket etmeyi tercih eden İzzet Azamet'e riayet ediyor. Evet, riayet ediyor. Ediyor. Evet. Onu yazabilir miyiz abi? Yazalım. Yazın. Yaz abim sen, sen yaz sen. Ben şey, diğerini okurken biraz da... Bir şeyi yaz abi, cümleyi yaz abi. O metni mi? O metni yaz ondan sonra. O zaman şey, İzzet ve Azamet ister ki, iki tane Z, şeddede koyabilirsin İzzet. İzzet ve Azamet, sen onu şey yap, Azamet ister ki, esbab, perde, yani bu hakikaten evet. Şeyimize, hastalıklarımıza, ailevi sorunlara, ilişkilerde panzehir gibi bir ilaç evet. ya. Ya belki biz o... Bir tanesi tutturmuş İzzet ve Azamet, ötekisi tutturmuş Tevhid ve Cela. Evet. Lan kardeşim ondan ikisi dakika. Ondan sonra kavga ya. Ediyor. Kavga ediyoruz ya. Yani. bazen oraya işte ondan zaten iti kızdı bana. Ya sağa solmaya şeye giriyor falan dedi. Esbapsız düşünüyorum şimdi, bazen. Geçen Gafur şimdi konuştu. Onunla alakalı bir şey söyleyeyim. hani üstad diyor ya kabre 3 şekilde girilir diyor ya. Herhalde bu sesi buradan ben kısmışım ha. Ha. 3 şekilde girilir diyor. Gafur da diyor ki abi ben bir tane daha buldum. 4 şekilde girilir kabre diyor. Ha nasıl bulmuş? Dedim nasıl buldun? Merak ettim dedim. Dedi ki abi de dedi adamı indirmek için giriyorsun dedi. Kabre dedi. Girenler de var. Ne? Bir de o şekilde. Kabre 3 şekilde girilmiyor diyor. Mezarı indiren adam olmuyor mu kabre? Koyan da var ya geçici o girip çıkıyor. Ya işte gafura yakışınca şey de odur. Odur yani. Bunu bulsan sen bulur. Şimdi ben de değişik bir şey geldi aklıma. Mehmet abi. Hem yaz seni. Yaz tahşidat yapınca şey yapmak, söylemek düşündüm. Şimdi Habibi neydi? Abi, Habibi Hacem. Habibi Hacem. Şimdi geçmek istiyor ya. Ben Hasan-ı Basri'nin yerinde olsaydım diye düşündüm. Olamam da hiçbir zaman. Olsun. İnşallah onun en azından şeyine mazhar oluruz. İltifatına. Olsaydım ben dedim ki ben yani ben hani kendime yediremiyorum esbabı kullanmadan geçmeyi. Beni de geçir derdim yani. Ha, sırtını al beni. Sırtını abi şöyle de diyebiliriz. Zeminine göre, zamanına göre ikisi de geçerli de denilebilir abi. Çünkü Resulullah'ımızda herkesin bak de kardeşim. Yaptı. Zaten o şu. Şu. Nebzu. Habib-i Acem hizmet esas aldı. Hani o cihette doğru ya. Tabii. Yani. Habib-i Acem hizmeti karşı kendisiyle hiç alakası yok bu işin. Ötekisi de diyor ki bu diyor şu anda karşıyı da bizi de burayı da bilen Allah yaptı diyor. Onun rızası
adeti, adet ilahisindedir diyor. Sanki o sırrına geçmiş gibi. Ha, ama Habibi Hacım tamam diyor, söylediği doğru. Ama diyor bize, madem bu sistemi bize gösterdi, bize akıl verdi diyor. Bize sistem, bu yetkileri niye verdi diyor Habibi Hacım. Bu yetkiyi niye verdi? Kendin için kullan değil, evet. Hizmet için kullan dedi. Yani ikisi de haklı. Yani burada şu, bu denilemez. Çünkü Allah'ın ikisi de isması. Birisi ism-i azamdır. İsm-i azama mazhar olma nispetinde esbabı pek riayet etmez. Arkada mesela Üstad Hazretleri müteaddit defa zehirlenmiş. Yani salgın hastalığı değil, zehir verilmiş. Üç malzemeyle kurtulmuş esbab noktasında. Cevşen, Evrad-ı Kutsiye, bir de Tahmidiye. Bunu okudum diyor, geçti diyor. Yani nasıl oluyor? Biz de okuyor, tesir etmiyor. Ağız aynı ağız değil. Ama ben şimdi ustada ruhum ne kadar yakın olursa, dördüncü şurada diyor, esbab ilacı kullanma. Bir de duanın kabulünde evet. Şey var ya aslında. Ama ustadın aleti maddeyi tesir etmiş. Şiddeti ihtiyaç var ya da aynı sabit. Nasıl? Hapisteyken diyor ki, hapishane müdürüne ben falan yerde olmam lazım diyor. Evet. Hapishane müdürüne diyor, ben hapiste olduğunu unuttum. Unuttu diyor. Ama Üstad Hazretleri izin vermeyince ne yapıyor? Bak kullanıyor onu, çıkıyor gidiyor. Üstad gidiyor cumayı kılıyor. Ak mescidi. Yani. Orada manen vazifeli yani. Evet, şey, bir de şey var. İkisi, bizlere niye tesir etmedin ya abi? Duanın kabulünün bir sebebi de şiddeti ihtiyaç ya abi. Evet. Belki o bizde o kadar kesbetmemiş. Çünkü üstadın bir vazifesi var. Vazifedarlığı var. Üstad zehri sol memesinin altına toplanmış. 70 senelik hayatını 83 sene yapmak için yapmak istemedi ki. Bertaraf etmek istemedi ki. Evet, hizmet. Hizmet imani ve Kur'an'ı hedef yaptığı için, o maksatla onu okuduğu için. Biz, biz birisi zehirlese ne maksatla okuruz? Birkaç sene daha fazla yaşamak maksadıyla okuruz. Şimdi bitti mi abi? Bir şeyler yazıyorum ama siz doğru. Tamam. Şimdi ben o zaman şey yapayım, biraz gideyim. Yani kısacası şu toplamada en çıkarttığım şu, çıkartmamız. Sebepler alemindeyken içsel alemini itikada, bak içsel esbab aleminde Allah'ın adetin, Allah'ın rızası esbab alemindedir deyip esbaba riayet etmek. İçsel alemindeyken esbapları şey yapmak, müdahale ettirmemek. İçsel alemde tefekkür ederken, zaten hayal kurarken sebep kullanmıyoruz ki. Tatlı adamı getiriyoruz, adamı istediğimiz şekle sokuyoruz. Yani hayal kuruyoruz ya dünyamızı. Bunun sebep adına, kullanmıyoruz onun ki. Onun adına da konuşuyoruz, onun adına da karar veriyoruz. Karar veriyoruz. Şimdi bana böyle dedi, ben ona dedim. Sebep yok ki orada. Sen öyle desen belki öyle demeyecek ama sen öyle dediriyorsun. Ha, dediriyorsun yani böyle. Esbapsız tecelli bizde de var. Hayalde var yani. Ve tasavvurda var. Konuşturuyorum. Kendisini istediğim şekilde yapıyorum. Soyuyorum, yatırıyorum, ufaltıyorum, bir yokum. Ya istediğin şekilde yapabiliyorsun. Esbapsız tecelli. Hayalimizi ve tasavvurda yapabiliyoruz. Nasıl? Bitti mi abi? İmam etmek istediğiniz bir şey varsa yazayım. Evet, bakayım. Şöyle, sen onu da ikisini de göstereceksin. Bakayım. Evet, İzzet ve Azamet ister ki esbab perdedarı yok değil mi burada şey çizgi? Olan aklı nazarında. Ha, akıl izzet ve azametini korumak için esbaba riayet etmesi lazım. Esbapla çalışıyor sistem. Çünkü bu cihazdır, tamam. Ama insan sırf akılla ibaret değil dimağla. Tevhid ve celal, yani izzet ve azameti mukabil, ister ki esbab ellerini çeksinler tesir hakikiden. Tesir hakiki yok. Hakiki yok, tesiri var. Zahiri tesiri var ama hakiki yok. Yani biri zahir, biri batın gibi. Evet, zaten öyle dedi. Birisi mülk, birisi meleküt diye yazdı. İzzet ve azamet perde ister. Hasan-ı Basri Hazretleri bu yöntemi seçti. Kayıpla geçti. Zahire müptela olan akıl diyor. İzzet ve azamet kayıpla geçti. Şeye uydu. Esbaba uydu. Esbaba uydu. Riayet etti. Riayet etti diyelim. Kayıpla geçti. İzzet azametin istediğini yaptı. Evet. Evet, İzzet ve azamet. Tevhid ve celal perde istemiyor. Habibi Hacem ise Hazretleri bu yöntemi kullanmadı, dedi ki, şeyi kullandı.
azamet ve izzeti şey yapmadı, tevhid ve celali kullandı. O dedi ki yapan zaten Allah dedi. O zaman he, tevhid vardı. Tamam doğru. Birisi mülk, birisi melekut. Evet. O zaman herkesin alemini bilmiyoruz. Adam şey yapıyor, mesela diyelim bir hastalık olur, hastalık, psikoloji olur. Adam aşıyor ya. Aynı hastalığı. Tıpta da var ya değil mi doktorum? Bir hastalık, aynı hastalık. Ama bünyeye göre, cinsiyeti göre, yani zayıf ve şişmanlığa göre vesaireye göre değişiyor yani. Dozu değişiyor. Değişiyor yani. Zannediyorum. Hasan abi yeri geldiği zaman Hasan Abbas'ı da perdak kullanmış ya. Keramet göstererek şey yaparak. Ha yani yeri gelmişken değil. Burada konumuzu açmak için örnek. Tabii ki Hasan Abbas'ı perde de kullandı tabii. Şimdi geçelim fazla durmayalım. Demek ki aklın burada şeyi mülk tarafı izzet ve azamet, melekut tarafı celal ve tevhid. İzzet azametin mülk esbabı istemesi aslında rububiyete bakıyor. Tevhid celal uluhiyet. De uluhiyete bakıyor. Uluhiyete bakıyor. Harika. Bunu ekleyebiliriz. Ben ekleyeyim. Doğru. Mülk tarafı. Biri rububiyeti istiyor. Rububiyet, evet. Rububiyete. Rububiyete. Burada uluhiyete. Güzel. Uluhiyette şey yok. Tamam. Yok. Tevhid istiyor. Celal olmasın diye. Tamam, çok güzel. Yani böyle ders böyle olacak ya. Çok şükür. Allah razı olsun. Doktor. Bugün sebep sensin. He. Bu organizmayı yapan o ya. Ama Allah razı olsun. Çok güzel. Ya ben de böyle tek başıma. Abi sanki Cenab-ı Hak hep bizim kalbine... Dün akşam dedim ki gideyim. Bir şeyler var. Neydi? Neyse yani dedim ondan dolayı gitmiş olurum. Yani boş ver. Yani niye... Doktor ne dedi biliyor musun? Aradı beni. Nadine bir hasta değil mi dedi doktor ya. Hasta dedim ya bir bakılmaya muhtaç. Ama sen dedim başkanı da ara dedim belediyecidir. Onlarda da şey yok. Ötekisi sucudur. Ötekisi de bu kadar işçi çalıştırıyor fabrikada. Ondan sonra hatta bir tanesi Gafur da ekmekçidir dedim. O da zaten serbest. Bunlar deşifre ettiniz bizi. Deşifre. Aslan abi ekmek siparişi verseydi getirirdi. Hakikaten ya, ekmek getirmiyor bir şey ya Gafur. Bir ekmekçi mekçiyim. Ben Osman'dan bir arıyorum ki, herhalde diyorum ya bir şey yapalım dedim, gidelim derse diyorum. He. O da çıkmış zaten. Ben yola geliyorum. Çıktım, gidiyoruz dedim. Allah Allah. Allah Allah. O arada... Festival Allah, öyle mi ya? Senin en son ne zaman aradın ben? Kaç ay oldu? Ha, çok oldu. Bak, yani en 3 ay olmuş. Ben seni arıyorsun, gidelim. O da diyor ki ben yoldayım. He. Aradım, cevap vermedi. Abdest alıp çıkacakmış. Bir 10 dakika sonra aradı ya böyle. 10 dakika sonra aradı dedi ki... Ama kesme boy ediyoruz kardeşim. Mesafe koymuşuz. Sarılmamışız. İnce Mesnevi Nuri 103. Allah hamdolsun. İkram eden Allah hamdolsun. Ama bunlar şer içinde hayrı o kadar var ki. O kadar güzel bir metini, derslerin kıymetini öyle anlıyoruz ki. İnce Mesnevi 103. Bazen bir şeye şiddetli muhabbet... Allah Allah... O şeyin inkarına sebep olur. Şiddetli muhabbet. Ve keza, yani acayip bir şey ha böyle, o kadar kanuniyeti var ki, konuşacağız bunun da. Yani hakikaten çok şiddeti sevmek var ya, çok tehlikeli ya. Zıttı barındırıyor. En kıymetli nimet nedir? İmandır. Ama küfrü barındırıyor. Küfürsüz iman yok ki. İman zaten küfrü reddetmeyle başlar. İman gaybadır ya, demek zahirdesin. O şeyin inkarına sebep olur şiddetli muhabbet ve keza şiddetli haf, şiddetli korku, inkar mesela. Gayet azamet ve yatasızlık da inkara sebep olur. Bir şeyden şiddetli korkmak, onu inkar etmeye sebep olduğu gibi bir şeyin azameti ve ihatasızlığı, yani azamet büyük, ihata geniş olunca da İnkara sebep olur. Metin bitti. Ne anladık? İnkarların veri tabanları. İnsan niye inkara kayıyor? Bundan dolayı. Size okuyorum. Azametin lügatını okuyayım. Azamet, lügat. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü, insan kendi ölçülerini, mikyaslarını aştığı için ihata edemiyor. Azamet nedir? İnsan kendi ölçülerini, mikyasları var ya ölçülerini aşıyor. Açtığı için
İnsan azameti ihata edemiyor. Ölçülerimizden daha büyük. Yani ihata edemiyor. Edemeyince o görünmüyor. İhata edemeyince mesela hava, diyoruz ki havayı göremiyoruz, havanın içindeyiz. İhata edemiyoruz. İhata edemeyince de görünmüyor. Oysa onun içindesin. Tıpkı okyanusun içinde olan balığın, balık okyanusun içinde okyanusu bilmemesi gibi. Bilmiyor. İnsan mesela fanusun içinde olan balık fanusta olduğunu bilmiyor. Geniş zannediyor, böyle dolaşıyor. İnsan için ömür ahiret ihata edilmediği için ya nakat ya da inkar eder. Hatta yani, suyu bile inkar diyor. He? Balık hatta suyu bile inkar eder. Evet, sudasın desen ne suyu der. Yani ya su yok ki. Çünkü kuruluğu bilmiyor ki suyu bilsin. Harici bilmiyor ki suyu bilsin. Evet. İnsan için ömür, bak insan için ömür ihata edilmediği için biteceğine inanmıyor. İnanamıyor. Ahireti ihata edemediği için, yani şey diyor, Mevlana diyor, dünya altı üst oldu dedi. Diyene diyor ki, altı üstünden hayli olmadığını sen nereden biliyorsun diyor. Dünya altı üst oldu, altı üst oldu, üstü altı oldu. Altının üstünden daha iyi olmadığını nereden biliyorsun diyor. Çok acayip ya. Büyük adam yani. Ahireti ihata edemediği için insan ya da kayıt kalıyor ya da inkar eder. İnkarın sebepleri ve zeminleri bir. Bir insan bir şeyi niye inkar eder? Bunu ailede muhabbet, birbirlerine dostluklar, vefalar, yani Allah'ı, ahireti, kendi içsel yapısını, yani insan niye inkar eder bir şeyi? Sebebi dört tane. Bir, karşılık bulmayan şiddetli muhabbet. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Ayı gibi var ya, ustad misal veriyor. Acayip öyle üzümü, fakat çıkamıyor. Asma sarılmış ya. Çekemiyor da, çıkamıyor da. Zaten ekşiydi diyor. Gümler gider diyor. Çünkü ne nasıl tatmin olacak? Çıkamıyor bu güzel üzümler. Zaten ekşiydi diyor. Gümler gider. Bazen aşırı muhabbet ele geçmeyince zaten şey değildi ya diye inkar eder. İki, şiddetli korku. Mesela uçaktan korkanlar, dikkat edin. O uçakta en çok konuşanlar onlardır. Hızlı hızlı konuşuyorlar. Sağlanmayı, ne diyorlar o şeyi? Türbülansı. O zaman herkes konuşuyor. Evet diyor şey, vay be ne cesur adam. Mesela çocukken benim korkumu bastırdığım gibi. Çobansın, çocuk ilkokul yaşına kadar hepimiz çocukluk çobanlık yapmışız. Şimdi merze denilen bir şey var. Bir de köy arasında neredeyse bir saatlik yol var yani. Orada sırları bağladın, köye ineceksin. O zamanla 45 dakika, şimdi olsa belki bir saatte zor ilersin. Bir de akşam. Hızırlar bağladık, akşam geçti, yatıya doğru. Şimdi dedem, ben gidiyorum, sen gelirsin dedi, bağla dedi. Dedem gitti üst yoldan. Ben ahıra koydum, şey yaptım. İşte biraz sıkıntılar oldu. Bağlayana kadar, bizi koşturana kadar çobanlık yapanlar bilir. Geç oldu, dede de gitti. İniş çıkış, hep orman. Şimdi çaylık var, her taraf açık. O zaman orman. Kuşlar, pörekmenin şahında geçerken o şey yapacak, ayağını taş alınacak, aşağı doğru taş geçecek. Malum işte. Korkuyu ne yapıyorduk? Sanki karşımda dayı var. Sanki yok. Tamam dayı. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Sanki orada birisine sorular söylüyorum, cevap veriyor. Ben de cevap veriyorum tekrar. Uzaktan bakan ne der? Aynı benim ehli dünyaya bakış yani. Örnektir. Zahirde bakan der ki, ulan ne cesur adam ya. Dağ başına geçirmiş. Oysa ne kadar korkuyorum, belki de abdestten gitti yani. Korkudan çocukken. Peki şu anda la karalu karalar. İçeride fırtına kopuyor. Fırtına kopuyor. Türbülans da mesela Kur'an okuyorum. Şimdi yeni geliyor mu ya uçaktan? Allah'ın hikmeti, iki kişi yanıma şey yaptı. Muhatap olmuyorlar. Tamam, ben Kur'an okuyorum ya. Güya kendilerini gafil böyle. Analizini çevirdiler. Biraz bir şeyler de söyledimse de yanaşmadılar. Ama çok fena bir türbülans. Çünkü kar yağdırılıyor. Yarım saat havada fazla dolaştı. İnmeme ihtimali var Bursa'ya. Öyle bir anons gibi de. Yani Bursa'ya inme ihtimali var. Kar yağdırılıyor diye fırtına. Ondan sonra
Şimdi konuştuğumda konuşuyor, yetmediler. Beyefendi diyor, Kur'an mı okuyorsunuz? Herhalde Kur'an okuyorum. İlle sohbet bak şimdi. Ha bak, niçin bu kadar fazla uzattım? Şiddetli korku o şeyi inkar ettirir. Yani şiddetli türbülanstan korkmuyor havasıyla konuşmak. İlk üç, bir şeyin inkarının üçüncü sebebi azamet oluşu. Çok büyük olması, insanın ölçülerinin dışında olması, bir de akıl onu ihata edememesi. Mesela okyanusta bir insan dursun, üç şeyle inkar olur orada. Okyanusta durdun, yüksek, semaya doğru boşluk, yok yani, ihata edebiliyor musun? Okyanus olduğu için ihata edemezsin, çok geniş, dibi de çok, yok yani, zifiri karanlık. Üç tane yokluk. Üçünü de inkar ederiz. Ben mesela sudan korkanlar yüzenler, ben çok iyi biliyorum. Yüzüyoruz değil mi? Epey açıldık. Suya bakamıyor. Hemen panik yaparım diyor. Niye dedim? Bakınca diyor sipsiyah. Okey. Sips. Onun için bakmamak. Yani inkar ediyor. Bakmamakla onu reddediyor. Öyle bir şey yok. Yüzüyor tamam. Öyle bir şey yok. Düz. Havuzda. Nasıl geldin dedim buraya kadar? Belediyenin havuzundaymış gibi hayal ettim. Havuzdayız. Bir metre. E bir bak bakalım. Bakalım. Bak ne yaptı? Onu inkar ediyor. Yani dört tane şey aklın inkarına sebeptir. Bir, şiddetli muhabbet. Ele geçmeyince o. Muhabbet ediyorsun, karşılık bulamıyor. Mesela o kadar şiddetli muhabbet ediyor ki intihar ediyor. Muhabbet ediyor. Alamadığı zaman bu reddetmenin en zirvesidir intihar. Veya zaten o var ya kardeş, sanki o seviyorduk ya, alama bak ya, telefonlarına bakmıyor ya, bırak ya adamı diye falan inkar ettim falan. Bir şeyle attı. İki, şiddetli haf, şiddetli korku onun inkara sebeptir. İki, bir şeyin azameti, büyüklüğü. İki, bir şeyin genişliği. Çok geniş. Yani azamet ve ihatasızlık, korku ve aşırı muhabbet onu inkar ettirir. Bu aklın niye bir şeyi inkar eder? Cevabı. Dört soru. Aslında akılın da vahiy dinlediğinde akıl o ihatasızlığı da şey yapıyor. Mayenleşiyor. Yani ihatayı başlıyor. Yani aslında zeka mertebesinde ihatasız. Evet. Hangisine giriyor? Küfür, mesela şiddeti haf dedi zaten. Mesela Allah niye inkar ediyor der, dokuzuncu sözde. Şey, onuncu sözde miydi? Yok, dokuzuncu sözde. Niye benim istediğimi vermiyorsun? Ben beka istiyorum, beni niye faniye koydun? İşte diyor, kişi Allah düşmanı oluşu buradan geliyor diyor. Niye kişi Allah düşman? Ne ihtiyaç var yani? İhtiyaç mıdır Allah düşmanı? Lakayt kalabilirsin ama niye düşmansın? Niye istediğim hayatı yapabilirken yapmadın? Niye istediklerimi vermiyorsun? Niye beni fıtratıma zıt bir dünyaya koydun? Aynı böyle geçiyor. Yani işte diyor Allah'ın inkar bundan geliyor diyor. Yani aslında Allah'ı reddettiği için reddetmiyor. İstediğimi vermediği için reddediyor. İşte insan diyor, aynı böyle geçiyor. İnsan Allah düşmanı olması şu sırdandır. Çünkü beka istiyor. Orada bekayı anlatıyor. Beka niye fani değil? Mesela kadri niye insan tenkit eder? Bugün neredeydik Mehmet'le beraber? Dedi işte mesela bazen kaderi tenkit. Kaderi tenkit insan şu an. Her şey beni buluyor. Her şey beni buluyor. Her şey seni bulmuyor. Sen çekiyorsun. Nasıl ki adet-i ilahi ağaçlar yağmuru çektiği gibi. Ya her şey beni buluyor deyince her şey seni bulacaktır. Çünkü şu düşünce çekim yasasıdır. Yani olumsuzladın kendini. Tabii ki olumsuzlar gelecek. Mesnevi Nuriye 122. Oo, 3,5 oldu. Ama 20 dakikayı şey yapacağız. 4,5'ta keseceğiz. Çünkü 22-20 geç okuduk. Mesnevi Nuriye, bir daha söylüyorum. 122. Aklın pek garip bir hali vardır. Neymiş bu? Akıl dersiniz ya. Akıl. Garip hali varmış. Neymiş o? Öyle bir yedi tuluğa sahiptir ki, yani öyle bir şeye tuğlu emeli var ki, bazen kainatı ihate etmekle kucağına alıyor.
aklım şu acayip bir şey özelliği var. Bazen bir garip Ali var. Bazen bütün kainatı içine alıyor. Mesela bak, bakar mısınız bana? Bir toz konsa, havada uçuyor ya. Güneş havada gözüküyor. Bir konsa. Ne olur bana göre bu toz? Akıl böyle de değil. Bütün kainatı alıyor. İçinde toz bile yok. Bu aklım bu garip. Bazen de atom ona mezar oluyor. Okuyayım bir daha. Aklın pek garip bir hali vardır. Öyle bir yedi turluğa sahiptir ki bazen kainatı ihata etmekte kucağına alıyor. Bazen daire-i imkandan çıkar. En yüksek dairelere müdahaleye çalışır. Yani biraz latif olmasın ve girmesin kendisi ama aynı gafur. Bizimle hiç alakası yok. Öyle bilgilere sahip, öyle donanımlar, o kadar derste dinlemişler. Bazen atomuna mezar oluyor. Bizimle alakası yok tabii. Bazen de derste bütün kainat onda kayboluyor. Bazen kendisi atomda kayboluyor. Bir hatırada, bir sohbette, bir şeyde, bir duygu, bir işte arabada kullanıyor. Makas yaptı, bir ne yaptı, her şeyi unutur ben gibi. Yani şey olsun diye söyledim. Bazen daire-i imkandan çıkar, en yüksek dairelere müdahaleye çalışır. Bazen de bir katre suda boğulur. Bir zerre içinde yok olur, bir kılda kaybolur. Maaza hangi şeyde, aklın özelliği bu. Maaza akıl hangi şeyde fena ve kaybolsa, bütün varlığı o şeye münasır olduğunu bilir. Bu ders yapıyoruz, akıl zannediyoruz ki biz, Risale-i Nur hep bu derstir. Onda kaybolur, metni devam ediyorum da okumaya. Ve hangi bir noktaya girse, bütün alemi beraberce götürmek istediğindedir. Ya bütün alemi beraber götürmek. Düşüncelerimiz, sanatımız, her şeyimiz oraya gidiyor. Metin bitti. Ne anlamışız? Yani ne anlamışız değil. Çıkarımları dizdim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane çıkarım oldu bu paragraftan. Bakayım neymiş? Akıl denilen aletin ahvalini kısaca tavsif edildi burada. Yani akıl denilen alet nasıl bir aletmiş? Kısaca 7 tane sıfatı anlatıldı burada. Yani bu olursa böyle olur, şöyle olursa da şöyle olur diyor usta. 1. Bazen kainatı ihata etmekte kucağına alıp kainatın arkasına geçiyor. Mehmet kardeş. Kainatı kucağına alıyor. Kardeşim. Kainatın arkasına geçiyor bu akıl. Bazen. 2. Bazen daire-i imkandan çıkan en yüksek dairelere müdahaleye çalışır. Bazen imkandan da çıkar Allah'ı. Yani kendimiz adına konuşturmaya çalışıyoruz. Niye bana böyle yapmadın, niye böyle şey yapmadın? Yani daimi imkandan çıkar, vücut dairesini içer, oralara müdahale etmeye çalışır. Acayip bir şey. 3. Bazen bir katre suda boğulur. 4. Bazen bir zerre içinde yok olur. Birisi bir laf söylüyor, bir hafta morali bozuk gözüküyor. Ya acayip bir şey. Hızır abinin sözüydü. Allah merhamet etsin. Şöyle dedi. Ulan dedi, sığıra dedi küfür edin, hakaret edin, Kur'an okuyun ahire. Hiç. Hac. Yani hiç umurunda değil. İnsan bir laf söyleyin, ses yapmaz. 2 sene sonra karşına çıkar diyor. Yani bir laf söyler hakikaten. Ya bu nasıl dedi bana ya? Ya başka güzel şeyler de söyledi. Ama bu mesela boşlukta bulundu. Yani mesela boşlukta bulma, uyuyan insanın vücudunda tali olan şeylerden çoğunlukla haberi olmuyor. Gibi yani. Her konuştuğumuzu, her söylediğimizi ve yaptığımızı düşünerek demiyoruz ki. Dedi işte. Ya nasıl de? Yani bu kadar güzellikleri var işte, bir tane de çirkin olsun diye. Hepimiz, ha hepimiz öyleyiz. Bakın bazen işte bir zerre içinde yok olur. 5. Bazen bir kılda kaybolur. Kılda ya. Niçin söylüyor? Kıldan ince, kılıçtan keskin. Sırat köprüsü. Bazen zerre içinde bir katre suda boğulur. Bazen de bir zerre içinde yok olur. Mezar olur atomuna. Bazen de bir kılda kaybolur. 6. Hangi şeyde fena ve kaybolsa bütün varlığı o şeye münasır olduğunu bilir. Kılda bir sır var gibi sanki abi ya. Üstad niye kılda bir şey acaba? Yani bazılarımız deriz ya, olan kıl gibi adam. Yani tutunacak tarafı yok bunu böyle. Şimdi kıldan
ince... Osman abi diye kıllık yapma dersin daha. Estağfurullah. Kıl mevzular olabiliyor bazen, akıl takılıyor. Evet, kıl. Mesela altı, bir de okuyayım. Hangi şeyde fena ve kaybolsa bütün varlığı o şeyin nasıl olduğunu bilir. Zanneder ki hep budur hayat. Hadi 7 son. Hangi bir noktaya girse bütün alemi beraberce götürmek isteğindedir. Evet, neyle alakadarsa. Bak aklın hiçbir şey bırakmıyor. Evet. Hiçbir şey dışarı bırakmıyor. Akılın şu 7 tane sıfatına bakın. Bir de okuyayım diyorsa hiç yapmadan. 1. Bazen kainatı ihata etmekle kucağına alıp kainatın arkasına geçiyor. 2. Bazen daire imkandan çıkar, en yüksek dairelere müdahaleye çalışır. Vacibül vücuda. 3. Bazen bir katre suda boğulur. 4. Bazen bir zerre içinde yok olur. 5. Bazen bir kılda kaybolur. 6. Hangi şeye fena ve kaybolsa bütün varlığı o şeyin nasıl olduğunu bilir. 7. Hangi bir noktaya girse bütün alemi beraberce götürmek isteğindedir. Hangi bir noktaya girse bütün alemi beraberce götürmek isteğindedir. Mesnevi başka ince Mesnevi Nuriye 130. Bu da tehlikeli bir adam, gelen adam. Nursilin denen adam bu. Damar Ahmet derler buna. Hakikaten bir şey diyorsun. Nursilin içseydi dedi bütün damarlar açıldı. Nursilin içmiyor diyor. Risale'in diyor. Nursilin Risale'in oluşan bütün damarlar açılır diyor bana. Doktorlar bilir bu işi. Damar bilir. Açma işi. Evet, bilir değil mi? Tıpta tıpından uğraşıyor. Evet. Nursilin diyor. Nursilin manevi damarlar açıyor. Evet, acayip. İnce Mesnevi Nuriye 130. Aklı başında olan insan, çok güzel bir yer burası da ya. Nasıl anlayacağım? Ya hep realiteden bahsediyor ya. Böyle dur oku ya. Dur oku ya. Not al ya. Bak. Aklı başında olan insan. Nasıl anlayacağım aklı başında mıdır? Ne dünya umurundan kazandığına mesrur. Evet, ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Yani mesela benim bir arkadaşım var. Hakikaten sınıf arkadaşım. Beraber okuduk Osman. Onunla. Şimdi Türk Hava Yolları'nda Yeşilköy'de. Onu ziyaret etmem için dilekçe yazdık, kendisi yazdı. Valiliğe gönderildi, makamına bakın. 15 gün sonra izin geldi, ziyaret edebilirsin. Tedbirler aldıkları için. Öyle bir yerde. Beraber okuduk 4 sene. Şimdi kaybettim ben öyle bir makamı. Beraber okuduk. Yani bizden sınıf olanı, mezun olanı. Orada mutlaka bir bölümde şef, en az. Hakikaten kaybettik mesela. Herkes kendi dünyasına örnek. Kazandığımızda da çok acayip şeyler var. İnsan aklı başında mıdır? Nasıl bakacakmışız? Dünya umurundan, dünya işlerinden, umur çokluk işlerinden, dünya işlerinden kazandığına mesrur, ne de kaybettiğin şeye mahzun olmaz. Ne anladık buradan bir bakayım. Niye? Çünkü ikisi de gidiyor diye. Değil mi? Allah Allah. Aklı başında olmanın alametlerinden biri, dünya işlerinde mesrur ve masum olmaz. Eğer dünya işlerinde kazandığına mesrur ve kaybettiğine masum oluyorsa, olma nispetinde aklı başında değil, her şeye kıymeti kadar değer vermesi lazım. Verir. Kim verir? Aklı başında ise her şeye kıymeti kadar değer verir. Hakikaten aklı başında demek, çok geçen bir ders yaptık böyle. İman hayata hayat olsa. Evet. Allah Allah. İman hayata hayat olsa. Lan hayatı zaten anlamış mıyım ki? Bir de hayatın hayatı. İman diyor, tamam mı? İşte o peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın hayatından ancak belki biraz nebze belki yaklaşmaya çalıştım. İmanı hayatına nasıl hayat olmuş? Miraç'taki iman serüvenini nasıl hayatına hayat olmuş iman? Onu tavsiye ettim Osman'a. Bir iki dakika ek yaptım böyle. Böyle çok ilginç ama o bütün o sanki senelerin getirmiş olduğu bir derste
tavsiye ettim 1,5 dakika ama mesela Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya gidişini ne demek? Mescid-i Aksa'dan Kürs'e çıkış ne demek? Kürs'e kadar süreç. Kürs'ten cennet cehenneme, cennet cehennemden arşa ne demek yani içerisini cümleler doldurdum. Arş ile lef-i mahfuza geçti. Ne demek? Lef-i mahfuzdan arşa zaman kabı kavsene 7 inkılap var. O dediklerinizi hep değiştirdiniz. Eskiden çok farklı diyordunuz. Yani Rabbi, Rabbül Alemin ve ötesi çıktı şimdi. Eskiden Rabbül Alemin bile tartışıyorduk. Evet. Yani yaptığın bir Rabbül Alemin sen şey yapamazsın diye. Burada bir daha başka şey getirdim. Evet, akıl çalışıyorum ya. Bir baktım ki böyle kabu kavsende mesela Lef-i Mahfuz'da Peygamber Aleyhisselam Rabbi ile Rabbül Alemin farklı olduğunu Kur'an'ın yaratası bütün esmanın bütün meratipleriyle fark etti. Rabbi ile Rabbül Alemin kendisi. Arş-ı Azam'da ise bütün ism-i azama mazhar oldu. Peki imkan ve vücub ortasında demek bütün alemler bitti. Bütün alemler bitince diyor, alemlerin Rabbi de senin nazarında. Bütün alemlerin Rabbi. Ama o hale yatasızlık da ama senin nazarında bilmiyor. O imkanı mümkünatı bitirdin ya böyle. Bütün imkanat bitti. Alemler bitti. Alemlerin Rabbi de aleminde değil. Zannediyorsun ki bitecek. Bir baktın ki Allah'lık hakikati çıktı. Çok neyse. Şimdi gelelim ince mesleğine göre gene 139. Daha var inşallah saatimiz. İnsanın bir ferdi. Allah bütün alemi nasıl koymuş buraya ya? Bir fert ama 18 bin alem. Başka? Artı alemde olmayan tarafı var. Tarafsız tarafı. Allah taayyum ve teşahhus etmiş. Abi öncekine bir şey söyleyebilir miyiz? Bir önceki. Hani aklı başında olan insan dünya umurundan. Evet, dünya umurundan maşallah çok etkilenmiş. Evet. Orada şimdi aklı başında olan, biraz izli söylesen gafur duymuyor. Aklı başında olan insan diyor ya. Muhalifiyle bakalım. Aklı başında olmayan insan dünya umurundan kaybettiğine mahzun, kazandığına memnun oluyor ya. Evet, oluyor. Mefhumun halifi öyle. O zaman o dünya diyor bak zaten orada belli. Neresiyle ilgili kriter olduğu belli. Dünya diyor. O zaman o dünyada yaşıyor. O zaman cismin hayatında yaşıyor. Ruh ve kalbin derece hayatına geçen insan mahzun olmuyor. Evet doğru. Ya da memnun olmuyor. Çoğaltılabilir evet doğru. Kalbin ve ruhun derece hayatına geçince mahzun olmuyor. O zaman kalbin ve ruhun baktığı yerlerde yaşıyor. Evet. Çünkü değer yargısı orası artık. Aklı başında değil. Yani zekası üstün olduğu için zekasıyla değerlendiriyor. Yani artık yani kayıp ve kazanımı oraya göre yapıyor. Dünyasını orayla şekillendiriyor. Adam ahiretini de burayla yapıyor. Artı bir de ya ne güzel bir teselli ya. Şuna bak ya. Hani Hazreti Ali diyor ya bir tane dinsize. Hani ya bu kadar uğraşıyorsun yoksa ne yapacaksın falan. Evet. Ya diyor bu kadar uğraşıyorum ben uğraştığım şeyden memnunum, lezzet alıyorum, zevk alıyorum. Peşin yoksa sen ne yapacaksın? Ya. Şimdi bura bizi yapılandırıyor. Şimdi ben bu dünyada iflas ettim. Ya dün herkesin saygı duyduğu bir adamdan bugün sokakta kalıyorum. Evim bile kalmadı. İflas ettim diyelim ki. Ya bununla bu dünyaya tahammül ederim ben ya. Ne kadar güzel bir şey ya. Bu olmasa ne yapacaksın? İntihar edeceksin. Aile dediğin ne oldu dün biliyor musun? Birisi aradı beni. Böyle eski Ankara'dan çok sevdiğim. Şeylerden, yine sınıf arkadaşlarımla. Arkadaşlarımızdandı başka sınıftan. Çok maddi durum çok iyiydi, çok acayip. Onu sordum. Dedim ne yapıyor? İnan dedi zekatlarla yaşıyor dedi. Yani bitmiş, şey olmuş. Nasıl gelmişse bitirmiş kader ilahi. Neyse, Mesnevi Nuri 103. Oraya geçtik. Orayı da geçtik. Mesnevi Nuri 130. Orayı da geçtik. Abdullah beni geri. 139. İnsanın bir ferdi ihatayı taşıyor. İhatay fikriyesiyle kalbin ve ruhun derece hayatına nasıl geçer? Onun cevabı oldu. 1. İhatay fikriyesiyle 2. Aklıyla
3. Kalbini vusatıyla bir nevi külliyet kesmeder. Demek ki ne anlamışız? İnsan aklıyla külliyet kesmediyormuş. Bunun çıkarım için bunu yazdım. Külliyet akıl kesmettiriyor. Hani şey diyor ya, akıl fikre, ruh hayale bindi diyor. Akıl fikre, burada da öyle diyor. İhate fikresiyle, kalbinin vusatıyla adam külliyet kesmeder. Cüzken, fert, şey, kül. Kül oluyor. Cüzi iken külli oluyor. Evet. Mesnevi Nuri 150. Bu da bereketli bir yer. Diyor ki, fani şeylere kalbini bağlamak kâr akıl değil. Değil. Eğer aklın varsa, dört tane sebep söylüyor aklı varsa. Bir, uhrevi inkılabatında. İki, berzahı etvarında. Üç, dünyevi inkılabatının musadematı altında ezilen bozulan. Dört, ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, emniyet verme, onların zevalinden kederlenme. Aklı başında olmanın alametlerindenmiş. Yukarıdakiler nispetinde insan kendisini, realiteyi çok sevdiğim için, yani aklın başımda bu değil mi? Bir tanesi de buymuş. Bir, ebedi sana arkadaşlık muktedir olmayan şeyler neymiş? Uhrevi inkılabatında bu şey sana fayda verecek mi? Kabir hayatında sana faydası verecek mi? Üç, dünyevi hadiselerde senin kalbin ve ruhunun oradan ezilmemesi, musaddematı altında ezilmeme, bozulmamasına yardım edecek mi? Dört, ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, emret verme, onların zevalinden kederlenme. Ama yap, ama maşa olarak kullan. Böyle çok, geçenlerde ders yapıyorduk. Arkadaşlar sizinle mi? Ustad diyor ki, kaçtı? Barla'da memurluğa iki şartla müsaade ediyorum diyor. Hulusi abiye. Yoksa çingene ve dilenciliktir diyor. Devlet kapısında para dilenmek. Dilenciliktir diyor. Kabul etmiyor, şey yapmıyor. Nedir o Hulusi abiye diyor? İki şeyle memurluğunu kabul ederim. Bir, makamını hizmette istihdam da edeceksin. İlle tamam değil. Makamını hizmete vesile et. Mesela senin o kadar güzel bir sebep var ki sende. Hasta geldi. Tam iki tane nasihat bitti ya. Sen o maaş da bulamazsın onu. O sebabı, o minnettarlık, o dua. Birincisi o. Makamını hizmete kullanmak. İki, o işte senin izzet ve şerefin yok etmemesi lazım. Namaz kılamıyorsun, şerefin kalmamış. Yani günahlara vesile oluyor. Yani izzet ve şeref esas o. Öyle bir yerdesin ki haram kırla gidiyor. Namazda kılamıyorsun. Ne izzet kaldı ne şeref. Ne maneviyatın kaldı. Bunlar olmamak şartıyla. Adamı methetmek zorundasın. Evet. Herifi methetmek zorundasın. Evet. Mesnevi Nuri 167. Senin üstünden geçen, iki, kalbine gelen, üç, aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme. Burada ne anlamışız? Kalbine gelen tenkit parmaklarıyla yoklama. İki, bak kalbine, birincisi neydi? Kalbine geleni tenkit parmaklarıyla yoklama, aklına görünen, birincisi neydi? Kalbine gelen. 10. nota değil mi? 10. nota. Hı-hı. Bak, kalbine gelen kalp, tenkitle yoklama, aklına görünen, tereddüt eliyle tenkit etme. Burada, bakayım bir şey yapabilecek miyiz? Belki intikal edebilir miyiz? Ustad, Uvvet Risalesi'nde iki tane söylüyor. İki tane. Kulağı gözüne mi diyor tenkit etmez? Eli eline. Gözü kulağı. Gözü dili kulağı mı? Hangisiydi o? Bir bakın hele ya.
Eli eline, dili kulağına mı yoksa gözü kulağına? Gözü kulağına. Bu başka, dur karıştırmayalım. Eli eline ne yapmaz? Tenkit etmez. Tenkit mi etmez mi? Bakın eli eline. Bu ona şey yapıyor. Bir bakar mısınız? Eli, İhlas Risale. İhlas. Eli elini kıskanmaz. Ha, eli elini kıskanmaz. Eşit oldu. Ha. Kulağına hasret etmez. Ha. Bak. Kalbi hakkında rekabet etmez. Ha, vay, üç tane midir Furkan? Aferin lan, üç taneymiş. Evet abi. Ha, bir de söyle. Mektubatta geçiyor sen. Uvvet Risalesi'nde değil mi? Uvvet Risalesi'nde. Evet abi. İhlas. Yok, Uvvet Risalesi'nde. Uvvet değil mi? Uvvet de geçiyor. Bak, eli elini ne yapmaz abim? Kıskanmaz mı diyor? Kıskanmaz. Evet abi. Dur, kapatma, sesini kapatma. Eli elini kıskanmaz. Kıskanma bu. Demek ki, dur, gitmeyelim. Kıskanma fiildedir. El, el. Bu el, bu el. Eli elini kıskanmaz. Kıskanma olmaması için içsel değil, dışsal sıfatlarımızdan kıskanılır. Eli elini kıskan, eylemsel dedir. Aynı seviyedeki insanlar konuşuluyor. Aynı, evet. Aynı seviyedeki insanlarda kıskanma olur. Evet. Fiilde kıskanma olur. Evet. İki, gözü kulağını haset etmez. Dur bak, söylesin. Haset etmez. Ha, haset duygudur. Göz kulak, yani gördüğünü, işittiğini. Orada aman da bu ikisi de farklı iş yapan aynı makamda bulunan. Evet. Etmemesi lazım. Çünkü göz aynı iş yapıyor. Hı hı, evet. Bunun gibi aynı iş yapmıyorlar el el. Makamlar farklı. He. Gözle kulak, makamlar farklı. Birincisi neydi? Eli eline. Ne yapmazdı? Kıskanmaz. Kıskanmaz. Gözü kulağını haset etmez. Aklı şey, kalbi aklını mı? Kalbi aklını. Kalbi aklına ne yapmazdı Furkan? Tenkit. Rekabet etmez. Rekabet mi etmez? Rekabet. Vay, vay be. Bir yer daha var abi, devalarda. He, söyle. Çok benziyor. Diğer eline rekabet etmez, gözü gözüne tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun aybını görmez diyor. Oo. Şey işte. Yani bu... İhlas. Sen, evet, şey, yok, bu lemalarda. Evet, evet. Bu yemez evet. Seçim olarak da şunu diyor. Noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder diyor. Kardeşim, bu hepten bir kanun ya. Usta böyle şey, inci gibi dizmiş. Evet. Yani tak tak. Onu tek tek, konumuz olmadığı için yazmadık. Keşke o ayrı, onu bir vecizi yapsana ya Furkan. Seni sağa biraz. Onu bir kartpostal yapsana şunu ya. Tamam. Heh, çok güzel ya. Vay be, ne kadar hoş. Şimdi demek ki el eli emsal olanlarda ne yaparlar? Kıskanma. Yani kıskanma demek emsaller arasında ve aynı iş yapmalarda. Şeyde ise gene emsaldır ama göz çocuk kulağını kıskanıyor abi. He? Genelde çocuk çocuğu kıskanıyor. Evet, elde. İşte. Göz kulak duygu ikisi de aynı şeyde bulunuyorlar hizmette ama farklı iş yapıyorlar. Ama emsal. Burada emsal değil. Şöyle. Emsal farklı iş yapıyorlar. Şey aynı iş yapıyorlar. Aynı iş yapıyorlar. Emsal el eli aynı iş yapıyorlar. Göz, kulak, emsal farklı iş yapıyorlar. Dil, kulak aslında. He? Göz, kulak. Yok, yok, başka. Yok, kalp aklına rekabet etmiyor. Rekabet. Rekabet değil mi? Sonra dili kulağına ne yapmaz diyor? Dili kulağına onu itiraz etmez. İtiraz etmez. Bu metinde yok. O üçlü burada. Mektubatta üçlü var. Öbür yerde. Mete, bu lemalardan getirdim. Ha, lemalardakinden söyledim. İşte vay be. Kalp aklına... Kalp ruhun aybını görmez var abi. Ha, bir de kalp ruhun aybını görmez. Kalp ruhun aybını, vay be. O dörtlüydü ama. O şey, bu dörtlü de. Birinci uhuvvet, ikinci ihlas. Aslında hepsini böyle getirip yapma ama konumuz o değil tabi. Geçelim. Mesnevi Nuri 201. Kuvve-i akliyeden, kuvve-i akliye var ya, kuvve-i gadabi, kuvve-i şevi. Kuvve-i akliyeden, bir, dehriyun, iki, maddiyun, üç, felsefe çıkmışlardır ki ne anlamışız? Kuvve-i akliyenin ifrat modundan dehriyun ve maddiyun çıkmış. Dehriyun ne demek?
alemin ezeli ve ebediliğini iddia edip ahirete inanmayan münkir ve imansız bir fırkaymış. Alem ebedidir. Bu alem var ya, ezeli ve ebedidir. Yahudilik buna çok değiniyor. Çünkü reenkarnasyon onların dinleridir, uydurdukları. Yani adam öldü, cismani ahiret olmadığı için ruh çıktı. O ruh eğer kötülük yapmışsa sığırın, şeyin bilmem neyin ruhuna girer. Cezası. Onun cezası kadar alemde dolaşır, tekrar kendisi olur. Başka bir yere gider. Başka bir yere gider. Bu ahir, dünya perestlikten çıkıyor ama hesap da vermek istemiyor ahirette. Onun için hem istediğim olsun hem istediğim yerde olsun diye dünya. Yani dünyaya ebediyet vermiş. Yahudiler böyle, reenkarnasyon. Yahudilikte ruhani ve cismani ahiret yoktur. Reenkarnasyonda dünyada devri daim oluyor. Onların dediği cehennem şeydir, güneştir. Böyle İslam namına çıkan bir adam da vardı böyle. Soy ismi Hulusi abinin ismine benzeyen bir tane var. İsmini anlatmak istemiyorum. Cehennem diyor. Ne orası, cennet neresi? Cennet diyor, bahçeler böyle, huzur varsa cehennem dedi, güneştir diyor. Yani ne bileyim, bir adam Hulusi abinin ismiyle, Hulusi diye soy. Yani adam belki lazım ama adamın soy ismi Hulusi. Neyse. Bu güneşe cehennem diyor, cehennemi inkar ediyorlar yani. Zimasına bakarsan neye benzediği gözüküyor. Ha. Dehliyün ne demek? Dehliyün. Dünyaya ebedi ve ezelilik vermek, maddiyün her şeyin esası madde olduğunu iddia edip ruhaniyatı inkar eden dinsizler her şeyi maddi ile ölçerler. Demek ki niye bunu şey yaptık? Aklın ifrat modu bunları doğuruyor. Maddiyün, dehriyün, felsefe, dehir, zaman esması var ya, değer esması. Yani dünyaya ebedilik veriyor zaman. Zaman yok, bitmez diyor. Dünya ezeli ve ebedidir diyor. Bunlar dehliyun derler. Felsefe şu. Bana göre diye başlar. Mesela diyelim ki okuldaki felsefe değil. Adam topa bir defa vurmamış, oturduğu yerden top muhabbeti yapar saatlerce. Çok iyi biliyormuş gibi. Dinin desini bilmez, saatlerce bana göre diye başlar. Yani olayları izah ederken ben merkezde düşünür. Yani felsefe bu. Maddiyon ise maddeye esas alır, sebep sonuç tapınır. Kendi aklını kainata mühendis yapmış. Aynı. Yani sebebi müessir hakiki bilir. Mutlaka o sebep varsa olur, yoksa yoktur. Mesnevi Nuri 223. Binaenaleyh aklı olan zararlı bir şeyi dinliyorum. Özür dilerim abi. Oraya gitmeden bir şey söylemek istiyorum. Şimdi abi benim Rabbim var ya, benim Rabbim. Elhamdülillah. Allah'a şükür olsun ki yani dinliyordu ya, hayatımın sonuna kadar imam ve yaşayan birçok evliyalar, birçok din adamları işte son nefesinde imam, son nefesinde şeytan kandırdı falan. Bu benim abi aklımı hiç yapmıyordu. Ben diyordum ki benim Rabbim hayatım boyunca onun hakikaten gerçekten ben yanındaysa Rabbim onu bilir ve beni son nefesimde şeytanın kucağına bırakmaz kesinlikle. Benim Rabbim beni şeytanın kucağına bırakmaz. Şimdi abi geçen gün bir yer okudum. Bana bu dolaylı yolda o tefekkürü yaptırdı ki elhamdülillah bu düşünen sanki bağlanmıştı abi. Burayı akli bizim az önce. Burayı akli melekiye olarak geçiyor abi. Yani bu ne demek oluyor abi? Yani akıl ve zeka. Bakın her iki kadar zeka şeytan ve cepte. Akıl ise akıl ise artık vicdanı mı diyeyim abi? Kalbi mi diyeyim? Nasıl diyeyim bilmiyorum. Şimdi özellikle bakın işte meleklere öğretmenlik, muallimlik yapıyor abi. Bakın aklı muallimlik yapıyor. Meleki akliyeyi, akli, meleki,
melek olarak düşünüyor. Evet. Huri, ahri, melekiyi ben meleklere malumiyet yapıyorum ki yarın bir gün ben akışı kalırsam benim yerime sen bu işi yürüt diye ve elhamdülillah o vesileyi lazım son evresinde Allah-u Teala bizi şeytana teslim etmiyor abi. Melekler aynı yaşadığımız şeklinde istediklerimizi biz aklımızı kaybettik de devamını nasip ediyoruz. Doğru. Mesnevi Nüre 223. Binaenaleyh aklı olan zararlı bir şeyi dünyevi, etna bir hiffet için tercih etmez. Aklı olan. Aklı olmanın alameti baki fani tercih etmez. Ederse aklı yok. Bir tane de okuyayım, kesiyorum. Bu son. Bunlar sayfayı bitirmiş olayım. Mesnevi Nuri 239. Metin biraz uzun ama ben üşenmeden yazdığıma göre siz de üşenmeden dinleyin. Avrupa filozofları maddiyata şiddetli tevagülden dolayı iman, İslam ve Kur'an'ın hakikatlerinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyük yakından hakaik İslamiye'ye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm, nefs-ül emirde benim gördüğümü tasdik eder. Binaenaleyh Şimşek, Buhar gibi fenli meseleleri keşfeden filozoflar, hakikaten çok oluyor, Şimşek, Buhar, fenli meseleleri keşfeden filozoflar, Hakk'ın esrarını, Kur'an'ın nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Bir tane söyle demişti bana. Buhar'ı bulan adam ahireti kabul etmiyorsa ben niye kabul edeyim diyor. Olsaydı o kabul ederdi diyor. Bunu diyen oldu bana. Bir daha. Böyle filozoflar Hakk'ın esrarını, Kur'an nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalplerinde can kalmamıştır. Gaflet o kalpleri tabiat bataklığında çürütmüştür. Metin bitti. Maddiyata şiddeti tevagülden dolayı, yani sebep putlaştırılırsa, sebep mutlaka esas kabul edilirse kalplerde can kalmaz. Sonra gaflet o kalpleri tabiat bataklığında çürütür. O zaman akılları gözlerine iner. Maddiyata ne kadar meziyeti olsa da maneviyatta kapalı olursa aklı gözüne iner. Ama çok zeki ve buluşları vardır. Ama aklı ne kadar zeki olursa olsun maddiyata şiddetli tevagülden dolayı kalpleri ölür, çürür. O zaman da aklı gözüne iner. Kalp çürürse akıl gözüne iner. Aklın çürümesi nispetinde, akıl kalbin çürümesi nispetine akıl göze iniyor. Bir insanın aklı nasıl gözüne iner? Sırrı bu. Kalp ne kadar çürürse, mesela Mehmet daha gittim yukarıya. Annesi için söyledi galiba. Doktorum nasıl alakalı? Biz diyafram var ya nefes alıyoruz. Tam nefes almadan hafif al, kısa alırsan akciğerin tamamına hava gitmeyince yaşlı annesi akciğerin bir kısmı çürümüş. Hava gitmediğinden dolayı. Doktor kendi şaşırarak söylüyor. Şimdi ben ilk defa duydum. Karaciğer çürümüş. Akciğer çürümüş. Hava gitmemesiyle. Diyafram açılmamış. Açılmayınca hava gitmemekten çürümüş. Yani niye söyledim bu misali? Kalbi çürümüşse aklı gözüne iniyor. Peki, nasıl anlarız? Aklı gözüne inmişse kalbinde pek bir şey yok. Uygulayalım mefhum muhalif. Bir insan maddiyum, bana göre diye başlarsa, yani hep bana göre bana, yani dini meselelerde, ben merkezlik şey yaparsa, esbabı mutlaka putlaştırırsa, dünya alemini, mesela öyle birisi vardı bana, dedi ki sohbetleri bırak dedi. Bırak insanları diyor. Eski alimler gibi yapma. İnsanları diyor çalışsın, okula şey yap,
teşvik et, terakki edelim maddi böyle teknoloji, geçelim. Sonra da dedi, yaparız dedi dini ya. Dedim hocam, oku, şey mezun şeydi, emekli. Hocam dedim, bunu yaparken ya ölürse ne olacak bu adam dedim. Bunu nasıl düzelteceğiz? O arkasına bıraktıklarını, düzelttikleri ona dedi rahmet gönderirdi. Bunu diyen adamın namazı yoktu. Peki, kısa olduğu için şurayı da okuyayım. Ben öyle bir aklıma geldi, sen aklıma geldi dedi. Şimdi kalpte iman olmadığı zaman şeytan o kalpte diyor şey yapar, inkılap yapar. Evet. İman yok, o dediklerini yapıyor. İşte. Yapıyor. Boş, boş tabii. Mesela eskide vardı, ben dolaşırken gençliğimde. Camlarda şu, ya perde vardır ya da kağıt vardır. Kiralık değildir. Yani ikide bir kapıya vurmasınlar diye kağıt yazarlardı. Kiralık değildir veya perde asarak burada adam var. Ne demek? Buna neyin mesele ver? Boş akıl ve kalbe. Kim o? Karl Marx. Get. Kim o Lenin? Kim o esbab perest? Kim o kadın perest? Put perest. En son birini alacak içeri. Bilmiyorsunuz da artık bir tanesini alacak, bir tanesi oturacak. Yani boş bırakırsan kapını çalarlar. O zaman tabelan olması lazım. Yani hakikaten öyle. Mesela misafirliğe gittik, akraba vesaire. Siz ne iş yaparsın? Ben nur talebesiyim deyince adam daha şey yapmıyor yani. Ha tamam, bu uğraşmıyor boşuna. Hemen aile tutulmuş. Tabii tabii, hakikaten şaka demiyorum iş olsun diye. Mesela dedi ki, ne iş yapıyorsunuz dedi bana bir şey söyleyince. Ben dedim nur talebesiyim, risale okuyorum. Ha anlaşıldı, tamam dedi, beni bıraktı. Kuyruk dedim, ben daha uğraşmadı. Şey yapayım. Yani niye? Bu adamın dolu, kapıya vurmaya gerek yok. Mesela geldi Karl Marx. Kim o Karl Marx? Gel içeriye, gel. Gel konuşalım. İçeride Gürcü ne var? Zaten sesleri duydu oğlum. Niye kapıya vursun? Tamam, değil mi? Boş, efendim. Mesela İbn-i Sina, mesela dahi bir insan yani. Kütüphaneyi ezbere yazar diyor ve yazmış da. Yazmış. Kütüphanelerimiz onunla dolmuş. O adam âmi bir Risale-i'nin talebesindeki malzeme yok onda. Değil âmi. Ya bir değil. Âmi bir Müslüman derecesini de ustad vermiş. He? O derece manlık. Evet. Gazali de vermemiş onu. Vermemiş Gazali. Gazali vermemiş, ustad vermiş. Adi bir mümin derecesini vermiş. Esbabı putlaştırmış. Esbab acayip. Esbapsız hiç düşünemiyor. Esbab esas. Yani son şeyimi okuyayım. Son demiştim ama. 241 mesleviye. Aklım yürüyüş yaparken. Öyle diyor zaten. Aklın ayağı var. Aklın ayağı var. Kalbin kanatları var. Aklım yürüyüş yaparken bazen kalbimle arkadaş olur. Kalp zevkiyle bulduğu şeyi akla veriyor. Pastaşıyorlar. Akıl ve veçat yani adetiyle burhan şeklinde bir temsil ile ibraz ediyor. Yani başka bir yerde diyor ya, akıl diyor ki benim diyor kanadım yok diyor. Ayağım delildir diyor. Seninle gelemem diyor kalbe. Bana uygun yürü diyor. Ama bu sefer kalp ne yapıyor? Kalp bulduğu şeyleri ona uygun değiştirerek format akla veriyor kalp. Akıl da ne yapıyor? Berveç mutat yani normal çalışma standartına göre bulduklarını burhan, delil, hüccete dönüştürerek kalbe veriyor. Bakayım ne yazmışız burada. Kalbi coşkunluğu zevk deniliyormuş. Kalbi coşkunluğa zevk deniliyor bu makamda. Kalp bulduğunu akla verir. Akıl da burhan şekline dönüştürür. Temsile dönüştürür. Akıl müstakil alamıyor. Akıl tek başına müstakil o manaları, maneviyat alamaz. Çünkü akıl sebep sonuç ilişkisine ait bir alettir. Termometre ile basıncı ölçemezsiniz. Barometredir o. Yani basıncı ölçen. Bu akıl bir alet. Ne alet? Kainattaki esbab aleminde ilişki ve çelişkileri çözüyor. Celal, cemal ve kemal ilişki döngüsünü çözüyor. Sen şimdi esbab aleminin aletini esbabsız düşün, o alemi çöz demek. Neye benziyor? Benim şeyimle, dünyamla. Buna çok uğraşmışım ama. Şu anda anlatacağım, çok uğraşmışım. Çok alemimde. Ama daha
altı oyulmadı. Şu anda hala geçerlidir şu. Ölüm korkusunun bir sebebi, en büyük sebebini söylüyorum. Çok çeşitli izahlarımız var. Külliyatta bulduğumuz zaman en önemlisi yok. Ruh, Adem'e karşı zıttır. Ruh, Adem'e, Adem alemleri musallat oluyor ya, Adem alemleri, musallat olunca ruh rahatsız oluyor. Adem alemleri. Cennet bile taş ölen şirkettir. Adem alemlerine çalışıyor diyor. Adem alemleri Osman şeye musallat olunca ruha musallat olunca ruh sıkılıyor. Ama hiçbir sebep yok yani. Mesela durup dururken sıkılan kardeşler, canlı yayında olanları da söylüyorum. Durup dururken sıkıldı. Ustadın hatırlarından birkaç tanesini söyleyeyim. Alim İslam'a indirilen darbeleri bize, hissemize bu düştü dermiş ustad. Mesela durup dururken sıkıldın mı abi? De ki, abi var mı bir şey? Yok. İnsanlardan da yükleme değil. Alim İslam'a bir darbe geliyor. Müslümanlar o trafo vazifesi, sigorta vazifesi için sana da üzülme o kadar düştü. Durup dururken sıkılınca de ki Müslümanlara bir sıkıntı var şu anda bana bu kadar verildi. İndirince onlar kefaret oluyor. Söylüyor. Ruh Adem alemlerinden sıkılıyor. Adem'in vücudu yok ki ama sıkılıyor. Nasıl çözecek bu sıkıntısını? Ruh kendi çare arıyor. Hizmetçisi kim? Kalp ve akıl. Akla diyor ki gel buraya. Buyur efendim diyor. Senin sağın bu. Termometre. Kalbe diyor ki senin sağın barometre. Misal. Ben sıkılıyorum. Senin aletsin. Bir bak bakalım ben niye sıkılıyorum. Adem alemlerinin vücut alemleri değil ki akıl çözsün. Bakıyor altından ruhun solundan alt, ön, üst, arkasından. Adem alemleri vücut alemlerinden olmadığı için bilemiyor. Ama aklın bir özelliği var, eşekliği var böyle. Bilmediğini bilmiyor öyle. Ne desin ya, dosyayı verecek, araştırdım. Kalbe gidiyor, ruha gidiyor. Diyor ki efendim sizin sıkılmanızın sebebi diyor. Adem'i bilemediği için diyor ki ölüm korkusundan kaynaklanıyor diyor. Ne yapsın? Çözemediğinin, ifade edemediğinin, ihata edilmediğinin kendisince eylemin ve azabın sebebi korku olduğunu, ölüm korkusu olduğunu biliyor. Niye ölüm akla hamle daha iyi biliyor akıl ölüm korku? Çünkü akıl alim-i şehadette muttela'dır. Alim-i şehadetin aletidir. Burada eğitim. Dolayısıyla aklın eylemi ölüm korkusudur. Çünkü niye? Ortadan kaldırandır. Aklı esbab aleminden esbabsı alemine geçmek. Ölüm ya. Dolayısıyla istemiyor. Ona da dosyayı diyor ki efendim ruha diyor ki efendim sizin diyor eyleminiz ölüm korkusudur diyor. Ha o zaman ölüm korkusu nedir? Ruhun Adem alemlerine karşı aldığı tesiri aklın acziyetinin ona sunduğu çaredir. Şu Mesnevi 122'deki 7 tane maddeden bir maddeye çok güzel uyuyor. He. Bazen daire imkandan çıkar, en yüksek dairelere müdahaleye çalışır. Ha işte bak, dairesi imkandan çıkıyor, evet. Ruha gidiyor. Bak, o zaman ölüm korkusu ruhun Adem alemlerinin den aldığı tesirle aklın bu Adem alemlerini ihata edemediğinden, çözemediğinden kendince eylemin sebebi, aklın kendince sebebi nedir? Vücut alemi, mevcut var ya, şu mevcudat aleminin anahtarı olan akıl eylemi nedir? Ayrılmaktır. O zaman ölüm korkusu aklındır. Kendisince eylemin sebebi ölüm korkusu olduğu için ruha da dosyayı sunuyor. Diyor ki ölüm korkusudur diyor. Oysa ölüm korkusu değil ruhun sıkılması. Adem alemlerinin onun rahatsız edişidir. Ruhun direnmesidir. O zaman ölüm korkusu ruhun Adem alemlerine karşı aklın acziyetinin ifadesidir. Bir daha ölüm korkusu ruhun Adem alemlerine karşı aklın acziyetinin ifadesidir ölüm korkusu.
Ve burada bırakıyorum. Tam da 4:20 geçiyor. İnşallah haftaya tekrar buluşmak üzere. Cenab-ı Hak hakkıyla muhatap ettirmeyi elimizden almasın. Hep derim de diyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ısrar ediyor. Duanızda ısrar edin diyor. Ya Rabbel Alemin. Beşeriyetimizin iktizasından dolayı, işlediğimiz günahlarından dolayı, inamın, ihsanın, ikramın, inayetin, lütfun ve keremin olan hizmet-i imaniye Kur'aniyi elimizden alma ya Rabbel Alemin. Hizmet-i imaniye Kur'aniyeden hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, hizmet-i imaniye içerisindeyken bizi teris etmeyi, şehit olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, haşir meydanında bunu niye yaptın, bunu niye yapmadın, bunu niye dedin, bunu niye demedin, itabına vesile ve sebep olacak kelamları ve fiilleri bize nasip eyleme. Nasip olmuşsa geçmişimizdeki muhakkak, yübedilullah seyyiatım hasena sırrına mazhar ederek seyyiatımızı hasenatımıza tebdil eyle. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de evlad-ı yerlerimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de zerre kadar maddi ve manevi emeği olanları, üzerimizde hakkı olanları, bize dua edenleri, bizim söz verdiğimiz, dua edeceklerimiz kişileri de bu maide-i Kur'aniye sofrasından hisselerini ziyade eyle ya Rabbi. Vatan için, namus için, millet için, mukaddesat için, davamız için, Kur'an için çabalayan, gayret gösteren siyasi ve askeri memurlarımızdan bu ruhu taşıyanları hayırlı işlerinde muvaffak eyle ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas selavat. Amin.